Bu programdaki kişiler ve yaşananlar tamamen gerçektir. Ekranlarından hepinize merhabalar efendim. Bugün bayram. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Hepimize kutlu olsun. Ve bu vesileyle ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu yolda hayatını kaybetmiş tüm silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs'ımız kutlu olsun. Gerçekten inanılmaz bir tablo var karşımda, harikasınız. Gerçekten de tüylerim diken diken oldu yine. İnşallah da nice böyle güzel günlerimizi, kutlu, mutlu, onurlu günlerimizi hep beraber kutlayalım inşallah. Harikasınız. Harikasınız.
Türkiye. Evet, peki karar anı olan arkadaşlarım da var locada, adaylarımız. Şimdi onlara müsaade edeceğim. Onlar tabii ki bu güzel anı bizle paylaşmak için geldiler. Sizleri arkaya alayım arkadaşlar. Ah! Tekrar ekranlarınızın başına sizler, stüdyomuza ve sevgili Tuğba, sen de aramıza. Hoş geldin. Hoş. Senin de böylesi güzel bir günde duygularını almak istiyorum. O kadar şanslı bir milletiz ki, o kadar özel bir milletiz ki. Tüm gençliğimiz, umarım ki inşallah, bilinçli, eğitimli, kültürlü, en önemlisi de özgür bir ülkede yaşamanın hakikaten de ne kadar büyük bir şans olduğunu, ne kadar özel bir statü olduğunu farkına vararak, dilerim ki evlenecek olan insanlar da, aile kuracak olan bireyler de bilinçli, kültürlü, özgür ve Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ümit dolu gençler yetiştirirler ve çocuklar yetiştirirler. Harikasın. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Efendim, programımıza da başlıyoruz tabii ki. Gülşen Hanım'ın yine bir talibi gelmiş. Alayım size efendim böyle. Zalim bilmiyor, sabah olmuyor, derdim bitmiyor da. Taştan mı sandın beni, ey tanrım, garibi aldandı. Zalim bilmiyor, sabah olmuyor, derdim. Taştan mı sandın beni, ey tanrım, garibim, aldandım. Evet, bir Gülşen Hanım klasiğini izledikten sonra talibi Mahmut Bey'i davet ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Mahmut Beyciğim? Sağ ol, teşekkür ederim, size sormalı. Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Nereden geliyorsunuz? Kocaeli'den geliyorum. Kocaeli'den geliyorsunuz. İyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ederim, size sormalı. İyiyiz, teşekkür ederim. Gülşen Hanım, Mahmut Bey. Hoş gelmişsiniz Mahmut Bey. Hoş bulduk Gülşen Hanım. Teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Buraya kadar yoruldunuz benim için. Evet. Yani değdi mi dersiniz? Tabii tabii. İyi, güzel. Memnun oldum. Çoluk çocuk var mı? Emekli misiniz? Biraz kendinizden bahsederseniz. Tabii. İki tane çocuğum var ama benden ilgisi yok yani. Anlatabiliyorum mu? Ben tek yaşıyorum yani. İlgisi yok. İlgisi yok derken? Yani baba mı? Baba mı olamadınız yoksa? Yok, babayım ben. Bir kızım bir oğlum var ama onlar tabii gelmiyorlar. Annesinden ayrıldık diye zamanında 15 sene önce. Ha, görüşmüyorsunuz. Ha, görüşmüyorsunuz. Yok, yok, işte görüşmüyorsunuz. Onu anlatmaya çalıştım. 15 yıldır. Ya tabii haliyle öyle telefondan görüşüyoruz canım. Ha, yani telefon. Hiç? Yok öyle bir şey. Yani oturup çay kahve falan içmiyorsunuz bayramdan. Yok. Ha, eliniz öpmeye gelmiyorlar yok, yani. Yok. Alacağım ya, bu... eşimin... Üzücü bir durum. Evet, evet. Üzücü durum ama kaybetti. Ya eminim evet, siz de üzülüyorsunuzdur değil mi? Tabii, gayet tabii. Bir gayretiniz, bir çabanız oldu mu çocuklarınızla görüşmeye tabii, dair? Tabii, oldu tabii. Oldu ama sonuçsuz kaldı. Sonuçsuz. Hayır, neyse. Ben, Allah şükür benim çocuklarımla çok iyiyim. Her sene giderim, onlar bana yazın gelirler. Evet. Yani bu çok önemlidir aile bağlarında. Kesinlikle. Çünkü eğer ki çocuklarıyla beraber olmayınca da hanımın da... şeyini, kalitesini, şeyini... ay, anlatamadım. Olsun. Ha, neyse. Orada kalsın. İyi, Allah bağışlasın. Evet. İşte böyle. Nereden emekliydiniz? Gölcük Tersanesi'nden. Tersaneden. Tersane. Askeri iş yerinde işçiydim. Güzel. Ha, işçiydiniz. Tamam, oldu. Anlaşıldı. Güzel. Peki, evlenince nerede yaşamayı düşünüyorsunuz? Eşim neresini isterse orasını tercih eder. Yok ama sizin bir erkeğin oturduğu yer vardır, bir evi var, vardır. Var. Yani anlatabildim mi? Bir anlıyorum, yeri vardır. Anlıyorum. Şey, bayanlar oraya gelmeyi daha çok tercih ederler yani. Memnun olurum. Ben Kocaeli'de Büyükşehir Belediye Başkanı'nın evin karşısında oturuyorum. Diş Hastanesi'nin. Evet. Yani adresi vermeyin, şimdi herkes basar. Yok, rica ederim. Ne demek yani? Sordunuz, ben de cevap veriyorum. Evet, tabii, doğru. Açık adrese gerek yok.
Yok, açık adresi doğrudur. Şey, yaşınız kaç acaba? 58'e girdim. Tamam. Aynı evet, yaştasınız. Aynı yaştayız, evet, evet. Peki, biraz yorum alalım isterseniz evet, Gülşen tabii. Hanım. Şendoğan abi. Hoş geldiniz Mahmut Bey. Çok ilgimi geçti, ilgimi çekti. Gülşen Hanım daha paravan açılmadan değdi mi, değmedi mi yorumunu yaptınız. Bir paravan açılsın, ondan sonra Mahmut Bey karar verip deyip değmeyeceğine. Lütfen. Tamam, okay. İkincisi, Mahmut Bey sizi taşıyacak bir beyefendi eğer aile konusunu sorun yapmasınız. Evet. Çocuklarıyla olan ilişkisini. Ben olumlu bakıyorum, teşekkür tamam. ederim. Ben deyip değmediği şöyle durum var, yani bana kadar geldiniz, yani yoruldunuz değdi mi yani? Ama şey Gülşen Hanım bir insanı ben görmeden, bir bayanı görmeden olabilir. Bu erkekler için de geçerlidir. Evet. Görülmeyen bir şeyin deyip değmediğine karar önceden veremeyiz. O konuya ben temas ettim. Ben o kelimeyi yanlış kullandığımı tahmin ediyorum. Şey, Ahmet Bey'le de alayım. Teşekkür ederim Şendoğan abi. Tamam. Mahmut Bey hoş geldiniz. Öncelikle bugün güzel bir gün, büyük bir gün. Evet. Büyük Türk ulusunun, Türk milletinin güzel bir günü, kurtuluş günü. Evet. Ayrıca Beşiktaşlıların günü bugün. Kupayı kaldıracağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Bugün çok mutluyum. Keşke herkes çıkıp bugün oynasa ya. Vallahi evet, böyle benim olabilir. De içimden geliyor da. Olur. Biraz sonra oynarız. Tamam daha birazdan. Hep beraber. Yani, hep beraber. Güzel, hakikaten bugün çok evet. mutluyum. Evet. Abla zaten yakıştırıyor oynamayı. Evet. Oyun dışında başka bir şeyini görmedim. bir şey demeyeceğim. İnşallah hayırlısı olur ya. Tabii. Peki. Açalım hani... isterseniz artık. Öyle diyorlar. Öyle açalım diyorlar. Diyorlar. Öyle, öyle o diyorlar. Zaman açıyorum efendim açalım. Paravanı. Buyurun. Efendim çok tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bir ömür boyu mutluluklar nasip etsin. Hemen ver de gitsin. Tamamdır yani. Gülşen Hanım'la vedalaşıyoruz. Verdim gitti. Sağ olun, teşekkür ederim. Böyle bir uyum, böyle bir kimya, böyle bir elektrik bu stüdyoda görülmedi. Değil mi Gülşen Hanım? Vallahi neşesi, evet. yaşı. Beyefendinin evet. bence çok uyumlusunuz. Ne güzel oynadınız karşılıklı. Evet, değil mi? Sizi daha evet. hiç böyle görmemiştim ben Gülşen Hanım bu kadar yani uyumlu gelen ha, bir oynarken, talibinizle. Değil mi? Hayır, talibinizle oynarken. Yok ben herkesle oynuyorum. Oynayan kişiyle oynuyorum. Ama kararım... Mahmut Bey bir başka. Ha, o sağ Mahmut olun, Bey teşekkür tabii ederim. Doğru. O Mahmut Bey özel bir durum. evet. Ayağınıza sağlık. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ ol. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Vallahi çok iyiyim. Allah'a şükür sizi gördüm. Daha iyi oldum. Ben de sizi gördüm. Daha iyi oldum. Evet. Kalbim duracaktı neredeyse. Yok durmasa. Hani evet. İstanbul trafiğine takılıyor. Tamam olmaz. Evet evet. evet. Bizim evet. burada ambulansımız var dışarıda ya. Ha öyle aşk mi? Pardon. Olsun, ayıp söyleyeyim. Sağlıkçılarımız okay. orada. ben de Kocaeli'den geliyorum. Evet. Kocaeli. Kocaeli... İstanbul arası trafiği çok sıkışık. Ha evet, evet. ama yakın değil mi İstanbul'a? Yakın ama bir buçuk saatte gelmesi lazım ki 2 saatte geliyor camda. Ha doğrudur trafik biliyorsunuz. Evet, evet. Şu an E5 nasıl? Yine kapalıydı abla. Kapalı. Evet.
Ya ben şey, şimdi kızmasanız bana, kızmasanız bana ben diyeceğim olumsuz. Olumsuz mu? Evet. Aa, hayır. Ben de bayılıyorum ha. Tamam, biz yardımı çağırın. Ne? Bayıldı adamcağız. Kolonya getirin. Kolonya getirin. Ne oluyor ya? Gitti, gitti. Aşkım merhaba. Bak, şey yaptık yani, açıldım. Nasıl? Yani. Niye ha, olumsuz mi diyorsun? Nasıl? Niye olumsuz diyorsunuz? Ya şimdi böyle bir elektrik var ya. Elektrik 49 şey ne diyorum 440 volt elektrik ya var bende. Ben barajları da yıkarım da. Efendim? Ha, ben barajları da yıkarım ama baraj mum ışığı bile gelmedi. Yani bak. Gel bakayım. Boyun boyuna ha, ne var yani? Ha, değil mi? Evet, elektrik 49 derece ha, elektrik var bende. Öyle mi? Evet. Ama bende olmadı, ne yapacağız? Sen de olmadıysa. Ama ben, siz bayıldınız ya, kalk masajı yaptım. Niye bayıldın? Tamam, ben de ayıldım bir hemen. İnsan olarak. Bir evet, insan olarak. Tabii. Ciddi mi söylüyorsun? Hadi bir çay içeyim ya. Tabii çay içelim, tabii. Bravo Mahmut Bey. Gel bakayım. Mahmut Bey aldı. Versene. Mahmut Bey müthiş ikna etti ve çaya götürdü şu an. İşte bu. Harikasınız Mahmut Bey. Peki bugünkü hashtag'imiz ben aşık olduğumda. Gerisini siz tamamlayacaksınız efendim. Hashtag'imiz ben aşık olduğumda. Nasıl oluyorsunuz artık sizlerden bekliyoruz mesajlarınızı ve Zeliha ile Kemalcan gelecekler. Sürpriz bir aşklı locada filizlenen devamı nasıl olacak acaba, kendileri anlatacaklar ama önce VTR'miz var, buyurun efendim. Normalde hiç utangaç bir değilim ama buraya çıktım, öyle bir şey söyleyince utanıyorum. Yok ya, utanma, rahat ol. Yani kendisi tahmin ediyordur şimdi. Ediyordur. Bakmayayım da anlamasın şimdi. Ne tebrik ya. Hiç açıldın mı? Hayır, hiçbir şey. Hiç. Hatta aramızda gerginlik bile oldu. Ya. Tabii konuşmuyoruz da. Aa, küssünüz bir de. Kim? Hadi söyle. Eğer benim gibi o da düşünüyorsa ben onu buraya davet ediyorum. Zeliha. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Hiç beklemiyordum Zuhal abla, çünkü kavgalıyım ya, kavgalıyım, küsüm. Aslında o tartışmadan sonra biraz kırdığımı hissettim. Ondan sonra fikirlerim bu şekilde değişti diyebilirim. Neden ben? Neden sen? O kadar insan varken niye yani evet, ben? Ben evlenmediğim için evlenmemiş biri. Evet. Yaş kriteri uygun. Böyle minyon tipli bayanlara daha çok hoşuma gidiyor. Yani ben de hem minyonum, hem tatlıyım, hem şirinim. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovalar ilk çak açan, ateş böceği. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Ben bana çıkan insanlara gerçekten şans vermek istiyorum. Doğru, hem mantığımla bu, hem kalbimle. Evet. Tanıyacağım, çay içeceğim. Yarın da geleceğim, kararımı vereceğim. İlk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Çok cicisiniz, teşekkür çok ederim. Şıksınız. Bugün benden ilk şık. Ya ben de bir şey eksik diyordum. Foto, evet. Ama bugün şık artı plus olmuşsunuz. Çıta çok yükselmiş. Tabii bugün çok özel çok bir gün. Evet, ne var ne yok gençler. Ne olsun? Maceralar, ATV'ye binmeler falan duydum almadığınızı. Zuhal abla, ben hayatımda annemden sonra ilk kez bir bayana çiçek verdim. Evet. Senin verdiğin çiçekler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bravo Kemalcan, 10 puan aldın bütün teşekkür hanımlardan. Ederim. Peki şu görüntüleri bir izleyelim. Ben de merak ediyorum. Ben de binmiştim çünkü. Sizin macera nasıl devam etti, sonlandı? Buyurun efendim, VTR'miz var, çiftimizle ilgili izleyelim. Az olsun cüzdanımda milyonlar. Kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye?
neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın taçım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep Zeliha aslında benim biraz çılgın olduğumu düşünüyor. İşte ATV kullanırken falan hissettirdi bana bunu. Tabii ki var çılgınlıklarım, ekstrem sporlarla ilgili. Sınırları zorlarım. Alıştıracağım, onun da korkularını yenmesini sağlayacağım. Tabii ki zaman istiyorum bunun için ondan. Çok eğlendim. Çok keyifli bir gündü. Çok mutlu oldum. İlk defa da ATV'ye bindim. O beni daha çok mutlu etti. Kemalcan çok çılgın birisi. ATV'de beni bazen korkuttu hani ara ara. Onun çılgınlığına ayak uydurabileceğim mi diye düşünüyorum. Ona şu an karar vermeyeceğim. İlerleyen zamanlarda bunun cevabını size vereceğim. Gümüş, pırlanta, zümrüt, sebep, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Ay, bir şey soracağım. Polonezköy'de mi gittiniz? Evet, Polonezköy'de. Ben de orada bir 3-4 yıl evvel eşim ve kardeşim de vardı. Gittik ATV'ye biniyoruz. Ve ben de ilk defa biniyorum. Benim bir hoşuma gitti. Ben ayağa kalktım. Ayakta falan kullanmaya başladım o derece. Çamurlardan falan bir havaya girdim ben. Sonra mıcırlı bir alan var. Oraya götürdüler mi sizi? Yok, götürmediler. Mıcırlı bir alan var. Orada dönüyorum. Bana da arkadan gaz veriyorlar. Bas, bas, bas diyor. Ben bastım, bastım. Spin attırıyorum. Döne 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 döne. ATV beni bir fırlattı. Ben bir yere ATV'yim. Sonra baktım ATV bana doğru geliyor. Ben böyle hop 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 8 taklatıp ayağa kalktım. Hiçbir şey olmamış gibi. Ama inanılmaz keyif almıştım. Ve bir daha da Allah böyle kurumuş. Bir şey yapmamaya karar verdim ama. Allah korusun. Onun için sen böyle bir dedi ya beni korkutmaya çalıştın. Acaba öyle bir şey mi yaptırdı evet. Dedi. Ne yaptırdı? Ya o da zikzak çizmeye başladı. Aha. Ben de ondan korktum. Bir oraya savruluyorum bir buraya savruluyorum. Çok tehlikeli, dikkat aynen. Etmek lazım. Yani ne yapacağımı da şaşırdım. Tutunuyorum ama ellerime de güvenmiyorum. Her an korkudan gidebilirim yani. Öyle olduk ama çok eğlendim. Ama eğlenmişsiniz ben. Belli. Evet, bayağı bir eğlendim. Çok eğlenceliydi. Güzel, güzel vakit geçirdim. Aynen, çok güzel bir vakit geçirdim. Kahvaltı, kahvaltıdan sonra ATV falan. Güzel, benim güzel. İçin güzel bir şey, anı oldu yani. Zuhal abla, buradan çıktık dışarıya. Annesi gelmişti benim şansıma. Buradaydı Ayşe teyze. Buradan selam gönderiyorum. Güzel. Kardeşi de buradaydı. Çok güzel karşıladılar. Hiç yabancılık çekmedim. Buradan kendilerine selam gönderiyorum. Döndüler süper. Ankara'ya. O zaman her şey yolunda diyebiliyor muyuz arkadaşlar? Evet. Her şey yolunda. Güzel. Yola devam yani. Peki. Zuhal abla, biz izninle akşam yemeği yemek isteyip... Yemek, evet. Akşam... Evet. Ne demek? Çok mutlu oluruz. O zaman şimdiden size afiyet olsun. Teşekkür ederim. Eğlenceler dilerim. Her şey güzel gitsin inşallah size arkadaşlar. Size de kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Hayırlısıyla güzelce tanıyın birbirinizi. Tamam, tamam. Hoşçakalın. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Elena geliyor locadan, yeni tarif ile karşınızda. Oh,
için bu kez Mehmet Bey geliyor efendim. Buyurun. Aa Mehmet. Merhaba Zülay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın görüşmeyeli? Pek iyi değilim. Pek iyi değilsin. İyiyim. Ne oldu? Evlenemiyorum, evde kaldım. Aa, o mesele. Evet, o mesele. Hadi inşallah bu sefer. İnşallah. Mehmet daha evvel gelmişti. Bir sürede bizim locamızdaydı. Sevdiğimiz bir arkadaşımız Elena. Tanımıyorum. Tanışacaksın. Hadi bu sefer umarım her şey yolunda gider Mehmet senin için ve Elena için. Mehmet. Evet. Önceki bir şey söylemek istiyorum. Söyle canım. Dünyada en güzel ülke Türkiye. Kutu, bayram kutu olsun. Çok teşekkür ederim. Ne güzel, ne güzel bir şey söyledim. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk Elena Hanım. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok güzel bir gün bugün. Evet, güzel. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyorum ben. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet, İstanbul'da kiminle yaşıyorum. Kiminle yaşıyorsunuz? Annemle beraber yaşıyorum şu anda. Ailemle diyelim yani. Kardeş var mı senin? Biz 6 kardeşiz. 6? Evet, 5'i evli. Benim daha önce bir evliliğim oldu. Ayrıldım. Çocuğum yok. Kaç yaşındasınız? 33 yaşındayım ben. Hangi iş yapıyorsunuz? Ben muhasebeciyim. Muhasebeci. Kıskanç mısınız? Kıskanç mıyım? Kıskanmayan insan sevmiyor demektir. Kıskancım ben, evet. Ben de çok kıskancım. Güzel. Güzel, iki kıskanç. Kıskana kıskana yaşarsın zaten. Evet. Sormak istediklerim varsa sor, cevaplayabilirim. Boş vakit neler yapıyorsunuz? Ben boş vakitlerde geziyorum, spor yaparım. Tabii zaman bulursam eğer, hafta sonları. Müzik seviyor musunuz? Müzik severim, evet. Dans etmek seviyor musunuz? Yok, ben bilmiyorum oynamayı. Dans etmeyi bilmiyorum yani. Ben çok seviyorum. Nasıl bir dans, ne tür dans seviyorsunuz? Salsa seviyorum mesela. Salsa? Evet. Yapıyor musun salsa? Evet. Oo, harika. Öğretirsin şey Mehmet'e anlaşırsanız. Olabilir. Daha ne var ne yok Mehmet? Vallahi ne olsun işte. Ya buraya öyle çıktığımda ben de niye hani bayağı neden Elena peki? Neden Elena? Neden? Vallahi şimdi daha öncesinde ben hani biraz açık konuşayım. Daha öncesinde ben sanaldan kendisine ulaşmaya çalıştım ama hani Elena'ya bana biraz mı dürüst geldi. Evet, Elena'ya. Dürüst geldi yani. Kesinlikle hiçbir cevap, hiç böyle. Samimi içten, doğal samimi bir insan. Samimi içten, aynen. Evet, evet. Karşılaştırayım mı sizi Elena'yla? Olur. Olur. Açıyorum Elena. Şaşırdım biraz. Ya ulaşmaya çalışmışsın. Açalım bakalım. Şu an ulaşacak. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimize taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Merhaba, hoş Merhaba. Geldiniz. Hoş buldum, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Spor çok yapıyorsunuz. Zaman buldukça yapıyorum, evet. Güzel. Ben beyefendi yorum olabilir miyim? Şendoğan abiden mi? Evet. Kısaca, çok kısa ama Şendoğan abi rica edeceğim. Elena gerçekten locanın gizemli bayanlarından biri. Az önce söylediği beni çok etkiledi. Memleketim için. Bir Türkiye aşığı. Emin olun Elena, sen ve senin gibiler için başımızın üstünde her zaman yeriniz var. Elena'nın
uzun zaman tanıyamıyorum. Çok yakın zamandan geldi. Yakın zamanda geldi. Uyum da sağladı. Çok seçici olacağına inanıyorum. 50-50 diyorum. %50. Yarıya. O da çok iyi bilmediğinden seni tabii. Evet. Ben de Ahmet'ten bir yorum alabilir miyim? Ben en azından karar istiyorum ama. Öyle mi? Tamam. Çay içebiliriz. Çay içebilirsiniz. Peki. Şimdi Gülşen abla yanıma gelsin. Çünkü demin bana bir şey söyledi. Olumsuz galiba kararı. Evet. Elena ile oraya geçsem. Sizi de böyle alayım Mahmut Bey. Canlı yayında söylemek istiyorum ama istemiyorum. O kadar. Peki. Çünkü onun da çevresi var. Evet, evet. Talihsiz bir konuşma olmuş. Oldu, tamam. Üzme kendi Gülşen abla. Yok yok, hayır, hayır. Ben de bir şey yok. Teşekkür ederim. İyi günler. Peki. Şimdi sev beni sevimsin ama sizde yani biraz bir talihsiz bir kelime kaçmış, hayır, ağzınızda. Onu söylediği kelimelere karşı söyledim. Ama şimdi bir hanımefendi öyle denmez. Bence dememeliydiniz. Neyse, kırılmış ben biraz. Ya, boş ver. Sizden özür diliyorum. Yok, rica ederim. Evet. Estağfurullah. Evet. Benden özür dileyecek bir durum yok. Ben o zaman taliplerini arayacakmış Mahmut Bey. Peki, aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Şimdilik böyle uğurlayacağım. Daha sonra alırız sizi Loca efendim. Alkışlarla. Bu taraftan şey Mahmut Bey. Peki. Evet, Hanife ve Doğan dün biliyorsunuz son dakikalarımızda karşılaşmışlardı. Kararlarını alamamıştık. Davet edelim, kararlarını açıklasınlar bize efendim. Buyurun. Hoş bulduk, sağ olun. Ne var ne orada güzel. İyiyim, bir. İyiyim, nasılsınız? Çok güzel burası. Stüdyo. Harika bugün. Değil harika. Mi? Çok güzel görünüyor. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Müthiş. Herkes de çok şık ve özenli gelmiş. Günün anlam ve ehemmiyetine uygun. Harikasınız. Teşekkür ederiz. Evet. Bir şey söylemek isterseniz buyurun. Yok tabii, siz fikrinizi söyleyin. Ona göre ben de... Herhalde bir 2-3 dakikada olsa konuşabildiniz mi? Ha, evet, yayın evet, konuştuk. Arasında, reklam konuştuk. Açtığı sonrasında. Konuştuk. Zaten kararım belliydi. Sonra yetişmediği için kararımı evet, söyleyemedim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Tabii ki, rica kendisine ederim. Kendisine dün söyledim zaten. Çok nazik bir efendi, saygıyla karşıladı. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Kararım belli. Peki, Hanife'yi alıyoruz Loca'daki yerine. Teşekkür ederim. Doğan'a da soruyorum tabii ki, ister misin bize devam etmek? Olabilir. Peki, sen de aramıza hoş geldin. Şimdilik böyle alacağım, tamam, Doğan. Teşekkür ederim. Görüşmek tamam, üzere. Sağ ol. Aşkın gözlükler mi acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor, sevilmiyorsun. Boş ver, aldırma. Evet. Şimdi günlerdir aramızda olmayan biri geliyor. Sizler çok merak ettiniz onu. Beklediniz ve şimdi çağıracağım kendisini. Arkada bekliyor. Umut gelecek. Açıklamaları olacak. Umut'u alkışlıyoruz. Umut, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Bomba gibi. Oo, süper. Çok da özel, çok da güzel bir günde tekrar aramızdasın. Evet. Evet. Ne var ne yok, ailen nasıl, dayın nasıl? Önce onu merak ediyorum. Dayım daha iyi. Daha mı iyi? Oo, çok şükür. Allah şifa konuşabiliyor, versin. Konuşabiliyor, kendisine geldi. Kendine geldi. Çok güzel, çok güzel. İnşallah da en kısa sürede sağlığına kavuşsun. Amin, inşallah. Biraz konuşmak istiyorum. Tabii, müsaade tabii. ederseniz. Tabii ki. Şimdi ben bu lojada oturduğumda bazen aklıma şöyle geliyor. Çok özür dilerim, yani yanlış anlamayın beni. Zuhal Hanım diyorum, acaba taraf mı tutuyor? Kendim öyle düşünüyordum. Sonra kendi kendime düşündüm. Umut dedim, saçmalıyorsun. Sizi çok zor durumda kendim bıraktım. Ben ekibinizden ve sizden özür diliyorum. Çünkü sürekli zor durumda kalıyorsunuz. Ben bir hata yaptım. Onu da söyleyeyim, kendi hatamı. Önceleri hanımefendiyle bir ay yaklaşık vakit geçirdik. Keyif aldım diyordum. Sonra buraya çıktım. O sinirle
farklı şeyler söyledim. Ben özür diliyorum ondan. Fakat şimdi haklı olduğum davada ben her zaman yola devam. Gidiyorum. Konuşuyorum, söylüyorum. Bildiğim şeyleri anlatıyorum. Şimdi ekranda bizi sadece ekrandan izliyorlar, bizi görüyorlar. Reklam aralarını bilmezler, vakit geçirdiğimiz şeyleri bilmezler. O günden sonra acayip hakaretler aldım. Beni eleştirebilirler, saygım var. Çünkü ben de burada hoca arkadaşlarımı eleştiriyorum yeri geldiğinde. Fakat aile söz konusu olduğunda çok hassasım. Ona dikkat etmelerini söylüyorum. Şimdi seven taraf Hanife Hanım'dı. Aşık olan Hanife Hanım'dı. Ben bildiğim doğruları söylüyorum. Ama Hanife Hanım iki gün sonra mı, bir gün sonra mı ne locaya geliyor, burada talip arıyor. Ha, bana diyebilir, senin arkandan yas mı tutacağım? Keşke yas tutsaydın. Öyle olması daha mı doğru olurdu sana göre? Ya ama zaten yas tutmak da değil. Yani bir süre verirsin kendine, o süre sonra gelirsin, burada taliplerini ararsın ki yoğun duygusu olan Hanife Hanım, aşık olan Hanife Hanım, gözyaşı döken Hanife Hanım, Umut hiçbir şey yapmıyor ama Umut daha yeni stüdyoya geliyor. Teşekkür ederim, bunları söylemek istiyordum. Kendimi çok iyi hazır hissediyorum, iyi düşündüm, iyi kararlar aldım. İnşallah mutlu olacağım, aradığım i̇nşallah. Kişi gelecek. İnşallah. Kimin kalbini kırdıysam o günden bahsediyorum, hepsinden teker teker özür diliyorum. Çok güzel. Şimdi ben birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi taraf tutma ile ilgili ben her zaman için objektif ve eşit mesafede yaklaşmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bazen burada hani bazı şeyler konuşuluyor, ediliyor. Biz her zaman için söylüyorum, burası bir mahkeme salonu değil, suçlu suçsuz aramıyoruz. Kimseyi yargılamak, kimsenin özeline müdahale etmek gibi bir düşüncemiz de yok, öyle bir yetkimiz de yok. Sadece senin için değil, ben herkes için işte... Bazı şeyler konuşuluyor, söyleniyor. Bu sosyal medyada özellikle o konuda haklısın sonuna kadar. Konuşulanlar, söylenenler, eleştirilenler tabii ki bir yere kadar hepimizin kabulü, başımızın üstünde yeri var herkesin fikirlerinin. Ama hakarete girdiği zaman, özellikle ailelere ucu dokunduğu zaman ben de çok hassasım bu konuda. Sizler için de gerçekten çok üzülüyorum. O insanları esefle kınıyorum. Şimdi buraya katılan insanlar, neden biz 18 yaş üstü insanlar alıyoruz? 18 yaş üstü insanlar reşit bireylerdir. Reşit bireyler kendi hayatlarının sorumluluğunu alabilecek, kendi kararlarını verebilecek yaşta, kanunen de bilindiği için, böyle kabul edildiği için de buraya katılma özgürlükleri vardır. Fakat senin de dediğin gibi insanlar hani kapıların ardında neler yaşanır onu ne kimse bilebilir ne biz bilebiliriz. Dolayısıyla insanların verecekleri kararlar, yaptıkları hatalar kendilerini ilgilendirir. Onların sorumluluğundadır. Hatalarının bedellerini de kendileri öderler. Bunun hesabında ailelerine verirler. Sorumlu oldukları kişilerle paylaşırlar. Dolayısıyla bizim burada insanların özellerinde yaşadıkları ya da yaptıkları hatalarla ilgili bir müdahale etme, yargılama, ayıplama, tüh bilmem ne deme gibi bir hakkımız yok. Ha benim de zaman zaman sizlerle de dile getiriyorum, paylaşıyorum. Tasvip etmediğim, doğru bulmadığım, zaman zaman ekibimle bile çelişkiye düştüğüm zamanlar oluyor, olacaktır. Fikir ayrılıkları olacaktır. Sonuçta zor bir durum. Yani herkes için zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Fakat her zaman için objektif olmaya çalışıyoruz. Kırmamaya çalışıyoruz. Herkese sevgi ve saygıyla yaklaşmaya çalışıyoruz ki ben çok dikkat ediyorum. Bir şey daha var, onu söyleyeceğim. Aha. Bu söylediklerimiz sizle ilgili değil. Genel olarak söyledim zaten. Bir şeyler daha var Umut'un söyleyecekleri. Var. Bazı sorular var. Hanife de bir şey söylemek istiyor sanırım. Kısa bir reklam arası için müsaade istiyoruz efendim. Fare muhtemel aşk için teşekkür ediyoruz sevgili Ümit'e, ağzına sağlık ve orkestramıza. Aa Umut.
Evet, bir şeyler daha söylemek istiyordum, vaktimiz yetmedi. Bir konuya daha değineyim. Şimdi evdeyim, sizleri seyrediyorum. Hı. Hanımefendi bir şey dedi. Ne dedi? Yani gerçi o kadar çok şey söyledi ki bu aklımda kalmış. Ben zaten hiç sevmemişim, hiç aşık olmamışım. Hı. Evet. Bu da bana enteresan geldi. Bunları söyleyeyim dedim. Locada bana yer var değil mi? Oturabilirim. Bak orada hazır. Orası senin. Tamam. Orayı bırakmam kimseye. Ay, hoş geldin aramıza. Hoş geldin. Peki. Hanife, bir şey söylemek ister misin? Teşekkür ederim. Teşekkür edersin. Evet. Gayet güzel konuştu. Ben de söyleyeceklerimi söyledim zaten. Sıra ondaydı. Allah ikimizin de yolunu açık etsin inşallah. Tamam, evet. Herkesin inşallah gerçekten seveceğiniz insanlarla karşılaşırsınız. Hep isteriz tabii ki, hepinizin hürmetini görelim burada. Şimdi Cansu gelecekmiş. Yeni talibiyle karşılaşacakmış. Gelin bakalım Cansu Hanım. Mustafa Bey'i de alkışlıyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz. Ben de teşekkür ederim. Estağfurullah. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok sağ ol. Mustafa geldi. Cansu. Tamam. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Cansu Hanım. Nereden geliyorsunuz? İstanbul Başakşehir'den geliyorum. Yaşınız? 38. Ya hep. Ne iş yapıyorsunuz? Başakşehir 2. Etap Toplu Yapı Yönetim'de işçi olarak çalışmaktayım. Daha önce evlilik yaptınız mı evet, peki? Evet, bir evlilik yaptım. Bir kızım var. Allah bağışlasın. Evet. Annede mi, sende mi? Bende. Anlaşmalı olarak boşandık. Kızım bende. Anladım. Annesiyle de görüşüyor değil mi? Tabii, telefonda tabii görüşüyor. Aha, güzel. Telefonda mı? Telefonda. Hiç, evet. Yüz yüze görüşmüyorlar. Yüz yüze? Bayramda en son görüşmüştü. Ha. Siz mi yoksa kendim istemiyor? Annesi biraz çalıştığı için, uzakta olduğu için kendisi gelemiyor falan. Anladım. Ailenle mi yaşıyorsun? Ben kendim burada Başakşehir'de çalıştığım için orada kendim kalıyorum şu anda. Kaç yaşında kızınız? Kızım 11 yaşında. 11. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Nelerden hoşlanırsınız? Nelerden hoşlanırım? Evet. Tenis oynamayı severim, futbol oynamayı severim. Tenis? Evet, masa tenisi. Masa tenisi, ha. Evet. Evet. Boş zamanı hafta sonları olduğunda balık tutmaya gideriz arkadaşımla beraber, Tuncay Bey'le. Evet. Balığa gideriz. Çocuklarımıza parka, çocuğumla parka götürürüm. Onu getiririm. Evet. Öyle yani genel. Anladım. Sinirli misiniz, sakin misiniz? Ben yumuşak bir şey kişiliğim var. Evet. Bana kötülük yapana bilene ben iyilik yaparak cevap veririm. Bunu mesela arkadaşım bile olsun bana bir kötülük yaptığında ben ona devamlı iyilikle yaklaştım. Evet. Görülmüştür. Çevremde arkadaşlarım, çevremde bilir. Kişilik olarak efendi dürüst, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan, doğru yolda giden bir beyefendiyim. Şimdi bir şey diyeceğim ben. Tabii, buyurun. Şimdi dışarıda ben çok güzel bir şey gördüm. Evet. Böyle ama yani öyle bir hoşuma gitti. Hani almak istedim. Evet. Sizde tepkiniz ne olur? Hemen yapar mısınız isteğimi? Hani her şey istersem yapar mısınız? Her şey istersen değil. Bir beraber görürüz. Siz de uygun gördünüz. Ben de gördüm. Uygun gördümse ne demek? Niçin olmasın? Yani ben ne dersem o olur mu sence? Siz ne derseniz diye her şey olmaz. Çünkü burada bir aile oluyor. Aile olduğu zaman büyük bir eşle bunların danışılıp görüşülüp ona göre karar verilmesi daha doğrudur. Ortak karar verilmesi gerekir değil mi? Doğru.
Çalışkan mısınız? Ben çalışkanım. Ben İstanbul'un derler ya, taşı toprağı altın derler. Ben taşı toprağı altın çalışarak kendim arsamı da aldım, evimi de aldım. Tek başıma kızımın vekaleti de bende. Kızımın her türlü maddi manevi ve 23 Nisan'da da Kütahya'ya gidip ortaokuluna gidip müdür beyiyle sınıf öğretmeniyle birebir görüşüp psikiyatri yani öğretmeniyle birebir görüşüp yani her zaman yardımcı olan birisiyim. Anladım. Neden ben? Neden siz? Evet. Sizin bir çocuğunuz oldu. Evet. Ve benim de bir çocuğum oldu. Evet. Sizi burada arkadaşların çok üzerinize geldiğini düşünüyorum. Yani bir kimse daha kimse benim üzerime geldiği yok. Yani burada şey yorum olarak çok yapıldığını gördük. Evet. Yani bir daha üzülmenizi istemiyorum. Ben üzülmüyorum. Ben gayet mutluyum, neşeliyim. Evet, evet. Evet. Öyle. Evet. Yorum yapmak isteyen var mı? Açayım mı paravanı? Sevinç. Hoş geldin merhaba, tekrar. Merhaba. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk isminiz. Konuşmalarınız güzel ama kopuk kopuk bazı tarafları. Cansu'dan ben pek bir elektrik alamadım. Olumsuz görüyorum. Peki Hanife? Ben de olumsuz görüyorum. Ama bence mutlaka bir çay iç. Çünkü her insan tanınmayı hak eder. Ahmet. Şimdi Mustafa Bey için şöyle iyi, böyle boylu, böyle postu demeyeceğim. Beyefendi oturdu. Gayet düzgün bir şekilde evlenecek bir insanın neler söyleyeceğini, neler yapabileceğini Cansu'ya anlattı. Cansu yine olayı farklı yere çekecek gibi geliyor bana. Benim birazcık şey oldu, yaş problemi oldu. Yaş problemi mi? Ha, 38. Görmeden daha bunu söyleyemezsin. Kaç yaşındaydınız beyefendi? 38. Kendisi mesela şeylerinde yani, beni taşıyabilecek bir insan olmasını istiyorum demişti. Sadece beni yönetebilecek. Sadece Mustafa Bey'in söylediğinden yola çıkarak hani çok ciddi cevaplar verdi. Evimi aldım, arsama tek başıma dedi. Bunu yaptım dedi. Bunu yapabilecek ender insanlar dan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Evet. Yapmışsa eğer. Evet, doğrudur. Sizin ağzınızdan çıkan lafa göre konuşuyorum. Sözüm sözdür. Cansu ne diyeceksin? Çok merak ediyoruz. Yani bakın şimdi arkadaşlar olumsuz diyecek dediği zaman hoş olmuyor. Hayır, olmadı. İlla olumsuz dedim mi? Ben hani olumsuz diyecek bir şey yok. Ben görüntüye bakıyorum. Yani bir ışık, bir görüntüye elektrik bak. Ben gayet aynaya bakıyorum. Görüntü derken lütfen hiç kimse kızmasın. Hayır, bana. Ben görüntü derken karşındakine bir şey demiyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ama diyorum ki ben bir ışık, bir şey görmek istiyorum. Ne ışığı gördüğüm bekliyorsun an ya? Zaten ben çıkarıyorum. Peki Şadıman abla. Aa, hoş geldin beyefendi, hoş geldin. Hoş bulduk Şadıman abla. Sağ ol. Cansucuğum bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle Şadıman. Ahmet söylediği bazı şeylere katılıyorum fakat. Ya tamam doğru söylüyor. Bak, bir şey beyefendi demiyorum. İstanbul gibi yerde ellerini tırnaklarıyla kazıyarak her şeyimi yaptım diyor. Yani evlilikte bunlar aranıyor. Sen ne arıyorsun ben bilmiyorum. Ben aşık olmak istiyorum. Ya bırak aşkı. İstiyorum. Aşk adama evlilik vermiyor. Şey Şadıman abla bu Cansu gibi arkadaşlarımız acı çekmeyi seviyorlar. Evet ya. Acı çekmeyi seviyorlar. Acı çekmiyorum. Ben taliplerimi arıyorum. Allah İlla biliyor. Birisi çıkacak. Allah biliyor ben başka İlla bir şey söylemiyorum. Peki, yani sakinleşelim. Naz da söz istiyor. Naz'ın yani mikrofonunu açar mıyız? Ya Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Yani bu sevmese bu insanla bir günlük, iki günlük bir şey değil ki. Bu ömür boyu yaşayacak. Yani belki 70 yaşına kadar bu insanla yaşayacak. Allah sevmese sen nasıl de hep yaşasın? Böyle konuşuyorsun. Allah yani aşkına. Doğru söyledin. Beyefendiyi nasıl görmüyor musun? Gayet düzgün. Ne ama arıyorsunuz tamam kızım? Kraliyet ailesinden mi gelecek? Tamam. Nereden gelecek? Şadıman abla. Şadıman abla. Şadıman abla. Sevmediğim yani, bir kişiyle. Sevmediğim bir kişiyle. Hani o evde nasıl durmayı düşünüyorsun? Ya niye? Nasıl ya yemek bak, yemeyi düşünüyorsun? Bak bir kere sen beyefendiyi gör. Gördükten sonra karar ver. Cansu. Ya tamam zaten görmeden göreceğim yani. Görmeden yüküm sürüyorsun ama orada. Siz de öyle tamam bir yorum yapıyorsunuz ki bana. Peki Umut. Şimdi Umut'un da açalım mikrofonu. Cansu'ya burada zorla evlen demiyoruz. Sadece tabii fırsat ver tanı diyoruz. Yani. Kendisini iyi ifade etti. Bence benim kendi düşüncem şu şekilde. Gelen her talebine şans vermen lazım. Bir daha acı çekmemen için. Teşekkür ederim. Evet doğru. Bu doğru.
Tuğba, sevgili Tuğba. Bir de Cansucuğum, bazı görüntüler sadece görüntüden ibaret oluyor. Hani sen söyledin ya, benim için görüntü önemli diye. Hakikaten görüntüde beğendiğin kişiyi ömür boyu sevme ihtimalin olmaz eğer içi boşsa. Eğer içini dolduran güzel özellikler yoksa, görüntü hakikaten sadece görüntüden ibaret. En fazla bakarsın ama o kişiyi sevemezsin. Beyefendinin şu tarafı çok hoşuma gitti. Onu dikkatle dinledim. Bir kız çocuğu var ve baba normalde genelde hani anneler velayeti almaya evet, daha eğilimlidirler. Baba tüm sorumluluğu almış. En önemlisi bir evlilikte sorumluluk alabilmesi Cansu. Beyefendi 38 yaşında ama hiç göstermiyor. Sorumluluk alabiliyorsa inan bana senin de, senin çocuğunun da her şeyin sorumluluğunu alır. Sorumluluk sahibi bir adam da çok kolay sevilir. Bunu unutma. Kararını bilemem ama sadece bunu unutma. Önemli bir şey söyledi sevgili Tuba. Açalım mı artık? Açalım. Peki açılsın paramız, buyurun. Benden sorsan ummanlardır derdi. Senden başka duyamam ben hiç kimseyi. Senden başka, senden başka sevemem ben hiç kimseyi. Senden başka, senden başka olamam senden başkasıyla. Sürpriz yaptınız bir anda. Evet. Ben de diyorum ben sürpriz, güzel, sürprizi seven birisi. Güzel bir çıkıştı diyorum, herhalde. Boş yani öyle mi konuşmuşum diye düşündüm. Beni tanıyan bilir ben sürprizi severim. Seviyorsunuz ne güzel. Evet. Şimdi bir şey diyeceğim üstüme gelecek. Açık ol sen rahat ol. Yani kimse ne tepki gösterdi. İçin ısınmadıysa bunu rahat söyleyebilirsin. Yani hiç Mustafa geldi bana çiçek gitti. Yanlış anlaşılmasın yani. İç evet, kafanda varsa birden kesebilirsin. Ben şey değilim yani, rahatım yani şu olarak. Memnun olurum. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkür tamam, ederim. Çiçekler için de. Tamam. Evet, çok ince bir beyefendisiniz. Bana da çiçek getirmişsiniz. Çok da sempatik bir kişiliğiniz var belli evet, ki. İsterseniz başka talepler ararız sizin tamam, için. Tamam, olur inşallah. Peki, aramıza hoş geldiniz diyorum. Şimdilik böyle uğurluyorum. Gel desen savun kolaysa kalbime. Bu sebepsiz ayrılık nedendir ki? Kimse sen gibi, kimse ben gibi. Olamaz biliyoruz ikimiz de bal gibi. Mehmet ve Dilcan didiştiler, didiştiler. Dün yine bir dışarı çıktılar, konuştular. Yayından sonra da konuşmuşlar. Görüntülerimiz var. Önce kendilerini davet edelim. Daha sonrasında konuşacağız efendim. Dün yayından yaşananlar sizler için geliyor. Beni tanımak istediğini söyledi. Konu bu kadar yani. Hoşlanıyor musunuz Dilcan'dan Türkçesi? Evet. Yani sanırım dün konuştuk. Şu daha tam tanımadığımız için bir yemeğe çıkıp kendisini biraz daha onun da beni benim de onu tanımamı isterim yani. Sorma durum Leyla. O sesler yok aslında. Birden çıka gelse. Yok yok olmaz asla Leyla. En önemlisi de ben Leyla değilim. Leyla kim? Kendisine sorun. Sürekli bana Leyla, Leyla deyip duruyor. İleriye gideceğimize geri geri geliyoruz. Çok anlayışsız, katı, olmuyor. Aşırı sorumsuz, vurdum duymaz, ne yaptığını bilmeyen, çocukça davranan bir insan. Bir arkadaşı gelmiş, bizi alacak, dışarı çıkacağız dedi. Hani ben, diyor ya bana, var mısın yok musun belli değilsin diyor bana. Kendisi var mı belli, dışarı çıkıyor, haber verme yok. Ben arayınca öğreniyorum. Akşam yanındayken konuşmuyorsun da eve gidince telefondan mı konuşmaya çalışıyorsun? Kaprisli bir kızım. Birazcık yani ilgi istiyorum. Sende de var evet, yani. Ama evet, ama o bana öyle zıt kaprisi gidince ben de zıt tepki veriyorum. İnatlaşıyorsunuz birbirine. Ben zor bir insanım gidiyor diyor. Ben yumuşak gelmiyor. Çok büyük bir aşk da çıkabilir.
buradan bir yol ayrımına girip herkes kendi yoluna da gidebilir. Ben zaten en başından söyledim. Bir hissim olmasa zaten buraya çıkmazdım. Bir hissim var. Yok, istemiyorum. İstemiyor musun? Hayır. Emin misin? Kesinlikle bunun bir son olacağını kesinlikle ben düşünmüyorum. Ben zaten istemiyorum. Çünkü değişmeyeceğini bildiğim için zaten. Öyle düşündüğüm için ben de istemiyorum. Sorma durum Leyla. O sesler yok aslında. Birden çıkar gelse. Yok yok olmaz asla Leyla. Hoş geldin Mehmet, nasılsın? Hoş bulduk Kutay abla, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Niye tek geldin? Neredeydin Can? Geldiğimi düşünmemiştim ama yani Dilcan'dan beklenecek bir hareket yani. Yine görüyorsunuz. Yine yaptığı hareketleri burada ama çıkmadı yani. Mı? Nasıl? Burada ama çıkmadı mı yayına? Yani çıkmadı şu an görüyor. Ben de ya bilmiyorum ne diyeceğimi artık bilmiyorum Zuhal abla. Yani yayından sonra da tartışmışsınız biraz. Evet tartıştık. Arkadaşlarımız hazırladılar o görüntüleri. Aynen. Dilersen bir izleyelim. Olur. Bakalım sonrasında da Dilcan gelecek mi, konuşacak mısınız? Buyursunlar efendim. Sen bana kendine ilgili bir şey söylüyor musun ki ben sana söyleyeyim? Tabii böyle cevap vereceksin? Arkadaşım, arkadaşım senin de telefon hep elinde. Ben yayında bir kere bile bunu söylemedim. Sen bunu bahane olarak kullanıyorsun telefonu. Telefon şu an cebimde. Ben seninle bu şekilde bir olaya girmek istemiyorum. Bile. Bu şekilde ilişki olmaz. Beni dinlemiyorsun olmaz. Bile. 20 yaşındasın, evet. Yaşın gibi davranmıyorsun. Sen davranmıyorsun. Emin ol, senin yaşında, 20 yaşında başka insanlar 25, 20, 30 gibi davranacak. Lan üçüncü sırasında niye araya kutuyorsun? Konuşma. Benimle ilgilenmiyorsun diyorsun. Sen bana sıcak davranmadığın sürece ben sana hep soğuğum. Bunu bil. İlk önce kendi kusurlarını göreceksin, sonra kalkıp da bana kusurlarımı söyleyeceksin. Az önce mesela Cansu diye bir mesaj attı. Kim diyorsun? Diyorum, arkadaşım diyorsun. Kim olduğunu soruyorum. Normal arkadaş, mesajı bile benden gizliyorsun sen. Dilcan 20 yaşında bir insan. Ama hiçbir şekilde yaşıyla şu anda bana olan tavrı uyuşmuyor. Benim olgunlaşmamı, büyümemi istiyorsun ama olgunlaşması gereken insan sensin. Bir şeyin devamı için onunla konuşup savaş vermeye çalışıyorum. Bana karşı bir şey hissediyor musun, hissetmiyor musun? Onu söyle bana, gözünün içine bakarak. Önemli bir şey sormuşsun Mehmet. Bir şey hissediyor musun, hissetmiyor musun? Onun evet. Cevabı yok şu an. Onun cevabı Dilcan'da. Evet. Eğer gelirse de sorarız zaten. Gelirse soracağız, evet. Yani artık bir şeyler belli olsun artık. Yani ben bu kararsızlık, bu kavga, tartışmadan artık gerçekten yoruldum. Bir şeyin artık sonuca ulaşmasını istiyorum. Ulaşmayacaksa zaten. Ulaşmasın, ona göre bir yol çizelim kendimiz. O da çizsin, ben de çizeyim. Bu şekilde artık yürümüyor çünkü gerçekten. Tabii hem kendinizi, ben yıpranıyorum, daha da her geçen gün yıpranıyorum yani. Evet. Peki bir kez daha çağırdım bunu Dilcan'da eğer hani gelmek istiyorsa, en azından sorduğu sorunun cevabını verecekse Mehmet'in gelsin Dilcan. Burada mı arkadaşlar? Kaçıyormuşum ya, al geldim. Sen dedin diye gelmedin, bu saçlarla çıkma dedin. Niye sonradan gelmedi, beklenecek hareket diyorsun ki? Kendin istedin. Saçlar yüzünden mi çıkmadın? Evet, çıkma dedin onlarla, al çıkmıyordum. Sonradan da yine suçlu ben oluyorum. Ben zaten senden bekliyorum bu hareketleri Dilcan ya. Bu hareketler artık normal geliyor bana, senin yaptığın bu hareketler. En başından beri çünkü hep aynı tavırları sergilediğin için buraya çıkmaman, böyle sonradan gelmen falan artık böyle yani. Sen kendin istemedin mi bunu benden? Ne dedi? Bu saçlarla çıkma dedi. Şimdi çıkmayınca da Dilcan'dan beklenecek bir hareket. Çıkma demem. Yani saçını değiştir anlamına geliyor değil mi? Buraya çıkmayınca bir şey mi oluyor? Değiştirmediğime göre. Zaten bende hep bir bahane buluyorsun ki, yok böylesin, yok saçların sorun. Yarın ne bahaneyle geleceksin bana, onu merak ediyorum. Bak dün burada konuştuk tamam mı seninle? Olmuyor dedik, çıktık. Akşam konuşmaya çalıştık, yine kavga, yine tartışma. Değişen hiçbir şey yok. Buraya geliyorum, yoksun. 5 dakika sonra çıkıyorsun, geliyorsun buraya. Bir hareketler, bir tavırlar, böyle bir savaş, bir tartışma. Senden iki şey isteyeceğim Dilcan. Burada herkesin önünde, huzurunda söylüyorum. Çok samimi söylüyorum. Benim adım da Mehmet'se bu iki şeyi yapmazsan, çok samimiyim ben, bu ilişkide yokum.
Bu kadar. Çok samimiyim. İki tane. İkisini isteyeceğim. İkisinden birini yapmadın sürece, bir tanesi bile yapmazsan ben yokum bu ilişkide. Ne isteyeceksin? Çok samimi söylüyorum. Gerçekten samimi dinliyorum. Söylüyorum. Birincisi, demin de kendin de farkındasın, saçların. En başından beri söylüyorum. Ben bu saçlarına hoşlanmadığımı ve sana da yakışmadığını söyledim. Hala hayır, ben beğeniyorum, seviyorum diyorsun. Vesaire böyle kaçamak hareketler, çocukça tavırlar. Ben beğenmiyorum. Ben seninle tanıştığımda, buraya çıktığımda bu şekilde olsaydın, tamam eyvallah. Ama seninle ben tanıştığımda, buraya çıktığımda bu şekilde değildin. Normal, kendi saçlarındaydın. Gittin, kafana göre sormadan etmeden bir ben şeyler yapmışsın. Ben saçlarımı değiştirirsem sen kendini değiştirecek misin? Benim bir hatam varsa, yanlışlarım varsa değiştiririm. Keşke varsa, senin de tek kusurun dış görüntün olsaydı. İkincisi, beni dinler misin? İkincisini söylüyorum saçından sonra. İkincisi, artık bu vurdum duymazlığın, böyle lay lay lom tavrın, böyle çocukça hareketlerin artık değiştir. Sorumluluk sahibi olan bir insan ol artık ilişkinde. Bu ikisini senden istiyorum. İkisini yapmadığın sürece ben burada herkesin önünde söylüyorum. Ben yokum bu ilişkide. Onu aklına sok. Mehmet, Dilcan, ben bir şey çok merak ediyorum Zuhal Hanım. Siz birbirinizden nasıl hoşlandınız? Buraya. Hakikaten. Ne anlamda, nasıl yani? Ne anlamda, siz birbirinizden nasıl hoşlanmaya başladınız? Çünkü o kadar fazla sizi, ben burada haftadaki gün buradayım ve burada olduğum günlerde gördüğüm kadarıyla o kadar anlaşmazlık yaşıyorsunuz ki, o kadar sürekli olumsuzluklardan bahsedip sürekli birbirinizi o kadar eleştiriyorsunuz ki, birbirinizde hoşlandığınız ne var diye merak ediyorum ben. Hislerimizle anlaşmazlığımız çatışıyor birbirleriyle. His var. Tamam, nasıl evet, hoşlandığını söyle bana. Dilcan'ın, Dilcan'da beğendiğin, Dilcan'da hoşlandığın ne oldu? Ben bir kere Dilcan'ın buraya çıktığımı tanıdığımda zaten bu şekilde değildi. Saçları bir kere normal, siyah. Siyah saçlarından mı hoşlandın? Evet. Bana sormadan saçını değiştirmiş. Bunu değiştirmesini söylüyorum. Böyle hala alaycı tavırlar. Mehmet, ben sana başka bir soru soruyorum. Dilcan'da neyi sevdin? Dilcan'dan nasıl hoşlandın diyorum. Dış görüntümü sevmiş belli ki. İlk buraya çıktığında onu tanımadığım için tavrı, sempatikliği, dış görünüşünü görerek tanımak istedim. İçeriğini bilmiyordum. İçini, konuşma tarzı olsun, davranış biçimi olsun, ilişkide nasıl davranıyor, nasıl yaşıyor bilmiyordum. Peki sadece. Peki tanıdığın kadar neyi sevdin bu üç şey dışında? Görünüşü ve sempatikliği dışında. Bu birlikte geçirdiğiniz vakit sürecinde neyi sevdin ya da neyden hoşlandın? Yani şöyle. Bir şey var mı hoşlandığın? Açık sözlü bir insan. Benim açık sözlü bir insan olması lazım karşı bir insanın. Sıcakkanlı olması lazım. Bu ikisi var Dilcan'da. Ama onların yanında çatıştığımız bir iki şey daha var. İkisi karşılaşıyor. Dilcan, sen nasıl hoşlandın Mehmet'ten? Nasıl hoşlanmaya başladın? Seninki de mi dış görünüş? Hayır ya, biz Mehmet'le ilk konuşmaya başladığımızda böyle değildi. Sonradan değişti. Tamam, sonradan niye? Hareketleri bana karşı böyle oldu. Aa. Niye ağlıyorsun şimdi? Aa. Sinirin mi bozuldu Dilcan? Ne oldu? Bozulur tabii. Hay Allah. Kendini görüyor musun? Şu anda bu şekilde davranman gerekecek bence bir şey yok. Her şey senin elinde. İkimizin elinde. Şu an bu şekilde davrandığında beni de kendini üzüyorsun. Bu şekilde davranacağına bence bir şeylerin düzelmesi için çaba sarf etsen daha iyi olacak bence. Mehmet, bir şey söyleyeceğim. Sen bu kızımızı bu saçla beraber çıktın, gördün. Şimdi niye saçları bahane hayır, ediyorsun? Hayır, bu şekilde çıkmadık. Şadın Aral. İlk gittiğiniz günü böyleydi. Hayır, öyle değildi. Böyle değildi, yok. Hayır, izleyebilirsiniz. Öyle bir şey yok. Öyle normal. Değildi. Kendi peki bir dakika. Kendi... Böyle olsa ne olur? Ya ben bu şekilde İyilikle söylersin. Söyledim. Burada söylemezsin. Söyledim, gülüyor, bak, geçiyor. Evet, tamam diyor. Değiştirdim. Bak oldu herhalde. İyilikten şey söylersin, dışarıda ikaz edersin. Kadınların o da açtırır. Söyledim. Ağlatmana gerek yok. Söyledim. Söyledim hala alaycı tavırla lay lay lom çocukça davranarak işte değiştiririm, işte değiştirmem, sana ne falan gibi yaklaştı. O yüzden burada bunu söylüyorum herkesin önünde. Zuhal Hanım. Başta böyle değildi. Sonradan böyle oldu. Sana karşı duygu olduğumu öğrendin ya, sanıyorsun ki ipler elinde. Dilcan bir bakar mısın? Tuba Hanım çok güzel bir soru sordu Mehmet'e.
Şimdi arada aslında nasıl bir fark var? Mehmet daha böyle bir mütevazi, kendi halinde, öyle bir arkadaş. Yani az çok tanışıyoruz, biliyoruz artık, birbirimizi tanıyoruz. Dilcan da hani geçen gün söylemiştim ya, böyle bir asi bir ruh var. Hani Dilcan, yanlış anlama, hani böyle bir arabesk rapçi, böyle isyankar, öyle bir hava var şimdi Dilcan'da. Çilekeş, yo yo. Aynen. Ben Dilcan'dan öyle bir hava bekliyorum, öyle bir şey bekliyorum. Mehmet'le çok uyumsuzlar aslında, bak. Birbirlerini i̇şte beğenip... Tuğba da onu sormaya çalışıyor. Nasıl hoşlandınız i̇şte, derken hani çok... nasıl oldu bu iş diyor. Yani ben görüyorum ki diyor bir şey de yok. Hani ya, bu kadar gıcık oluyorsunuz birbirinize. Değiliz de işte nasıl o oluyor çatışmalar uyumsuzluğa sürüklüyor bizi. En basit saçı. Zıt kutuplar birbirini mi çekti acaba burada, ne oldu? Ya tamam ya, hani hoşlanmamış olabilirsin. Biraz radikal bir model, kabul edersin herhalde sen de Dilcan ama... Hani tek sorun bu olsun ama vurdum duymazlığın sorumluluk duygunu evet, geliştir demem, bu çok uzun vadede olabilecek bir şey. Herhalde pat diye bilmiyorum. Ya ben onu tanımıyordum o şekilde olduğunu. Ben onu... Ama biraz gönlünü al. Yani sonuçta canlı yayındayız ve kadınların hani hassas olduğu birkaç şey vardır. Şimdi bunu söylemek yerine... Yapmıyor, bunun hepsi sert davranıyor, katı davranıyor. Bile bile kalbimi kıracaksın. Bile bile yapıyor sanki. Dün de öyle, dertesi günde, ondan önceki günde. Bir kere bile buraya çıkıp da çiçek alıp geldin mi bana? Oo. Gönlünü al Mehmet. Güzel bir şey söyle, bir gönlünü al, bir şey yap. Ya sen de bakıyorsun öyle. Ağlıyor. Sağ ol Umut. Ay çok şey. Ben dedikten sonra değil mi? Dedikten sonra. Hemen de yelkenler suya iniverdi. İstemiyoruz. İstemiyoruz. Hiç çiçeğin. Onlar da onlar sayesinde tabii. Gel saralım. Yandan aldı çiçeği. Bana ne? Bana ne? O bana dışarıda hep sert davranıyor. Aa. Sen kendini düzelteceğine söz ver. Buna inandır. Sen buradan çıktıktan sonra. Ben onu düzeltirim. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece iki şey istiyorum. Çok zor şey değil. Bir tanesi saçın. Bir tanesi de davranışların. Niye saçımda ne var? Güzel. Veliniz gelsin çocuklar. Ben onlarla görüşeyim. Kalk sarılayım. Kalk. Kalk. Dışarıda sert olunca sen ısırılma. Dışarıda sert olunca sen ısırılma. Üzülsün şey yapıyorsun. Öyle el gibi durmak biraz sana gülmeler yaraşır ya, öyle kız gibi soğuk olmak üz ayrılık taşır. İçti mi? Tamam, güzel. Tamam, bitti. Ay çok şekersiniz. Böyle tatlı atışmalar da bir keyifli oluyor. Ya bana sıcak olsa ben ona olurum ama bana zıt gidince ben de... Tamam gitmeyin. Şey yapayım. Peki sen şu saç meselesini bir düşün. Sen de birazcık daha ilgili, alakalı ve daha ince davranmaya çalış. Bir de sen de tabii ki bak ilk randevuna geç kalmıştın. Önemlidir bunlar ilk zamanlarda. Dolayısıyla birazcık daha özen ve itina göstererek hazır barışmışken bence gidin bir yemek yiyin. Olur mu? Zuhal Hanım, bir şey söyleyebilir miyim ona? Söyle şekerim. Kızım, bak Mehmet bak kızım. Beni sinirlendirin. Sen de buraya gelirken şu saçlarını lütfen aç. Aç aç. Onun da gönlü olsun ama. Düşünecekler onu. Peki, istiyor musunuz bir yemek yemek arkadaşlar? Her şey bir tarafa. Yani dediğim gibi, ben yani istemesem zaten ondan bir şeyler istemem. Bir şeylerin devam etmesini istiyorum ki onun düzeltmesi gereken şeyler olduğunu söylüyorum. İkiniz de karşılıklı. Yani, evet, evet. Karşılıklı. Sadece topu ona atma. İkiniz de. İster misin Dilcan? Ay fındık kurdu. Hadi o zaman. Gidin bir yemek ye. Görüşürüz. Ağlama, ağlama. Hadi görüşürüz. Bay bay. Aşk kokusu var. Havada aşk kokusu var. İçimde. Fazla bir şey istemem sevgilim, yanımda uyusun, biraz da ruhumda uyusun.
Fazla bir şey istemem sevgilim, yanımda uyansın, biraz da ruhumda uyusun. Evet, Hanife geliyor. Yeni talibiyle karşılaşacak birazdan. Alayım seni böyle. Coşkun Bey'i de alkışlayalım lütfen. Buyurun Coşkun Bey. Coşkun hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Nereden geliyorsun? Ben Belçika'dan geliyorum. Belçika'dan. Evet. Oo, Belçika'da varsa seyredenler, sevenler hepsine selam olsun. Hangi şehrinden? Brüksel. Brüksel'den. Başkentten. Güzel. Ne zamandır oradasın? Ben doğma büyüme Belçika'dayım. Doğma büyüme. Çok ay, güzel. Harika. Hoş geldin. Bak ta Belçikalardan gelmiş. Çikolata getirdin mi? Getirdin mi? Çikolata getirdin siz mi? Siz konuşun. Kendiniz konuşun. Getirdim ben ama evde unuttum. Şey heyecandan. Yok yok şaka yapıyorum. Şaka yapmıyoruz gayet gerçek. Niye çikolata getirmemiş? Yok gerçekten getirmiştim ama evde unuttum. Tamam. Bir de arkadaşlar açtı. Şaka şaka olur mu hiç öyle şey? Ne, bak kalkmışsın oralardan gelmişsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? İsmim Coşkun, 25 yaşındayım. Belçika doğma büyümeyim. Arada sırada işte buraya İstanbul'a tatile geliyorum arkadaşlara, aileme. Öğretmenim, ekonomi öğretmeni lisede. Spor yapmayı seviyorum. Böyle işte. Ekonomi öğretmeniymişsin. Evet, lisede. Harika, üniversite mezunusun. Harika. Evet. Ailenle yaşıyorsun orada. Ailemle yaşıyorum. Üçüncü nesilim çünkü annem de Belçika doğma büyüme. Annen de. Mutlu aynen musun orada? Nasıl hayat? Orada hayat güzel, sakin. Buraya göre yani gerçi ben Türkiye'de yaşamayı çok istiyorum ama evet. Belçika'yı da seviyorum. Evlendikten sonra Türkiye'de yaşamak ister misiniz? İşte aslında benim Belçika'da bir düzenim var. Orada çalışıyorum ama Türkiye'de de çalışabilirim çünkü sonuçta 5-6 tane dil biliyorum. 5-6 tane dil. Ne biliyorsunuz mesela? Fransızca, Flamanca, İngilizce, Almanca. Az biraz Almanca, bir de İspanyolca kursuna gittim bu sene. Ne kursuna? İspanyolca. İspanyolca. Aynen. Harika. Müthiş. İşte ben de zar zor Türkçe konuşacağım diye. Ben biraz ama Türkçe'de zorluk çekiyorum çünkü hani kendimi ifade etmede biraz zorluk çekebiliyorum. Yo gayet iyi konuşuyorsun. Evet. Evlendikten sonra aslında arkadaşlarıma Türkiye'de yaşamak istiyorum demişsin değil mi? Yanılmıyorsam evet. Coşkun. İşte Türkiye gibisi hani var mı ya? Aynen. Çok güzel ülkede yaşıyoruz. Hatta Belçikalılar bile çok seviyor bizim ülkeyi. Biliyorum. Biliyorum. Yani resmen aşıklar Belçika'ya. Pardon Türkiye. Türkiye'ye evet. Bak bir şey söyleyeceğim. Birazdan bir resimlerini göstereceğim size Coşkun'un. İnanamayacaksınız. Coşkun tam 25 kilo vermiş. Nasıl oldu? Benim de bir 20 kilo vermem lazım da. Nasıl? Bravo Coşkun. İradenden dolayı tebrik ediyorum seni. Evet işte 19-20 yaşında böyle nasıl diyeyim ergenliği atlattıktan sonra biraz bir şey oldu bana böyle. Hani biliyorsunuz insanların böyle ön yargısı oluyor kilolu insanlara. Onun için dedim ben niye böyleyim? Spor yaptım. Vay. Aslında çok kolay. Evde bir bisiklet aldım. F bisikleti. Onu kullandım işte her gün. Bir ayda 12 kilo verdim. Harika. Kaç? 12 kilo kaç, bir kaç ayda. Bir ayda. Bir ayda. Bir ayda 12. Evde kendi başıma. Şimdi evde zaten fitness'e gidiyorum, spor yapıyorum. Spor. Harikasın, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bak buradan sen şu an emsal teşkil ediyorsun. Çünkü yani zaten dünyanın sorunu biliyorsunuz. Evet. Çok hastalıkları da davetiye çıkarıyor fazla kilolar. Görsellikten ziyade sağlık açısından çok önemli. Demek ki insan isteyince, azmedince, iradesi de olunca verebiliyor. Sen de örneksin, canlı yaşayan örneksin. Kendi kendine evde bir bisikletle. Dikkat ederek tabii yediklerine. Duy Hanife. Yani seni şurada vereceğim 5-6 kilo. Ne 5-6 bunu. Yeter o kadar. Tabii 15 falan. Ya Hanife de birazcık tabii vermek istiyor.
Belki sen de yardımcı olursun. Seni tebrik ediyorum. Yardımcı olmak. Tebrik ederim. Zor bir şeydir, bakmayın. Kolay bir şey değildir kilo vermek. Yani çok kolay alınır, çok zor verilir. Beni kilolu buluyor musunuz? Şimdi kilolu bulmuyorum. Sonuçta Türk bayanısınız. Hani nasıl diyeyim? Severiz biz biraz hamur yani, işleri falan. Dediğiniz gibi cılız börek, pek çörek. Sevmem. Öyle cılız şey. Sevmem mi? Güzel. O kadar da değil tabii. Yani. Ha bu kadar da değil. Hayır hayır, çok zayıf değil yani, çok zayıf. Çok zayıf sevmem, onu demek istedim. Anladım. Yoksa biraz tabii ki etli butlu. Beni ne zamandan beri takip ediyorsunuz? İşte sizi işten geldikten sonra çoğu zaman evde zaten Fox TV açık oluyor. Ailem seyrediyor. O zaman da ben izliyorum. Ailene de sevgiler buradan. Aynen, buradan hepsini öpüyorum. Arkadaşım Hüseyin'i. Çok neden ben? Neden siz? Çünkü ben eşimin beynim olmasını istiyorum. Aynı çizgide yürümek istiyorum. Hani aynı kulvarlarda yürümek istediğim için hani fanımda da bu... Yani bunu hissettim. Beni kültürlü buluyorsunuz o zaman. Aynen, çok geleneksel ve aynı anda modern geleneksel buluyorum. Ve hoşuma gidiyor çünkü Belçika'da yaşadığım için. Evet. Daha doğrusu Belçika'la ilgi duymuyorum hani. Anladım. Yani, hiç böyle ciddi bir beraberliğin, kız arkadaşın oldu mu? Yok, olmadı. Olmadı. Çünkü kendime dediğim gibi biraz okula verdim. Okula okuma. Onun için okudum yani, zordu. İnsanlara bir şeyler öğretmek beni mutlu eder demiş Coşkun. Aynen. Çocukları çok seviyormuşsun. Aynen, onun için zaten öğretmenliği seçtim. Onun için öğretmenliği seçtim, harika. Çocukları çok severim. Ne güzel. Ve insanlara da bir şey anlatmayı severim. Müzik dinlermişsin, güler yüz bekliyormuşsun karşındaki insandan. Aynen, Hanife Hanım'da da bunu gördüm, hep güler yüzlü tabii. Güler yüzlü. Teşekkür ederim. Sizin bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Siz ileride nerede yaşamak istersiniz? Hani aileden Belçika'ya gelirseniz aileden uzak olacaksınız. Gerçi ben yani Türkiye'ye 5-6 kez geliyorum senede. Senede 5-6 kez. Zaten 2 ayda bir gelmiş oluyorum. Mesela ama yaz tatilinde 2 ay geliyorum. Yaz tatilinde buradasın 2 ay. Çok aynen. Güzel. Aynen. Paskalya tatili oluyor 2 hafta. Yılbaşı tatili oluyor 2 hafta. Şu anda mesela tatildeyim. Büyüklerinize karşı uslubunuz nedir? İşte saygılıyımdır. Mesela... biz öyle gördük. Ayak üstü ayak büyüklerin karşısında kesinlikle oturmam. Ya. Büyüklerimizin elini öperim. Bu da biraz dediğim gibi biz hani yurt dışında demek büyüdüğümüz için gurbette. Demek ki ailen sana bu kültürü, aynen, örf adetlerimizi öğretmiş. Ne aynen. Güzel, ne mutlu sana. Ne kadar önemli. Bakın Avrupa'da büyümüş, doğmuş büyümüş fakat Türk adet örf geleneklerini bilen bir arkadaşımız. Benim aileme karşı saygılı olacaksınız kesinlikle. Siz zaten. Bak demiş ki ama sevdiğim kişiyi kıskanırım. Telefonun şifresini, sosyal medya şifrelerini de bilmek isterim demiş. Öyle mi Coşkun? Biraz kıskancım evet. Aa, kıskanç. Yani tabi bu aradaki güvene de bağlı. Güven tabii ki çok önemli. Yani telefon, sosyal medya böyle şeyler benim ilişkime engel olabilecek şeyler değil. Telefonu yanımda uçak modunda kullanmadığınız sürece bir sorun yok yani. Yani. Evet. Peki Hanife abi yorum yapmak istiyor ilk olarak. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Hanife kardeşim de. Annem çok kızıyor Hanife'ye. Çok seviyor. Adaşım olduğu için aynı zamanda. hayır diyemeyeceğim bir talibin geldi. İnşallah. Beyefendi çok düzgün kendini ifade ediyor. Olumlu yani olumlu görüyorum. Bu arada bu çiçeklerin de bir sahibi var. Birazdan. Öyle mi? Aa. Oo. Güzel. Şenol, Şenol'a verebilir miyiz mikrofonu? Hemen Şenol'u uzatalım bir zahmet. Hah, söyle Şenol. Coşkun Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Coşkun benim dışarıda tanıdığım bir arkadaşım. Öyle mi? Evet, Türkiye'de geldiğinde görüştüğüm ve sık sık bende kalıyor. Aa, arkadaşsınız. Evet. Güzel, nerede tanışmıştınız? Biz bir üniversitede tanıştık. Üniversitede. Hı-hı. Güzel. Seminerde tanışmıştık. Süper. Şimdi ben Hanife Hanım'a birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşım dışarıda ve sosyal çevrede genel olarak çok iyi bir insan. Tanımanı isterim. Kültürlü, eğitimli ve saygılı, düzgün bir beyefendi. Özellikle ben de hani bunu konuştuk dışarıda. Ben sadece senin biraz tanımanı isterim. Hani ilk tabii ki ilk görüntü önemli ama
tanırsan seveceğine inanıyorum yani. Peki. Bu kadar. Peki son bir de Rabia'dan alalım yorum. Açmam gerekiyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanife gerçekten evlenmeyi istiyor ve ben ikisini çok yakıştırdım. Hanife az önce Cansu'ya bir yorum yapmıştın. Her insan tanınmaya değer değil. Sen de bir tanı. Tamam. Peki açılsın paravan. Hanife ve Coşkun karşılaşsınlar. Birine aşık oldum, düştüm peşine. Hayat çok güzel göründü birden gözüme. Annem sakın yapma dedi, güldüm yüzüne. Çok seviyordum annemi, dedim karışma bize. Vay vay vay, vay benim halime. Dinlemedim anneciğimi, düştüm zalime. Vay 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 vay, vay benim halime. Bulamadım çaresini, yandım kaderime. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. O zaman biz şöyle bir çaya gidelim şuradan. Evet. Şuradan ama bir saniye. Senin için bir mahsur var mı eski resimlerine? Yok. Peki. Gelmeyebilirsiniz. Yani hem azminin, iradesinin. Bakın. Coşku. Kaç yıl evvelki halim? Bu 4 yıl. 4 yıl evvel. Harikası, seni tebrik ederim. Çok yani doğru bir karar vermişsin ve uygulamışsın. Gerçekten de. Çok gençsin çünkü. Harika görünüyorsun. Her gün de fitness yapmaya devam ediyoruz arkadaşımız. Sağlıklı yaşamı seçmiş. Bravo. Peki. Böyle şu tarafa doğru mu? Evet. Hanife şu tarafa doğru gitmek istedi. Görüşmek üzere. Sağ olun. Açıldı gördün işte. Çay gelsin, çay gelsin. Muhabbetin yanında seçin. Çay gelsin, çay gelsin. Acele etme tanı iyice. Çay gelsin, çay gelsin. Onun üstüne sen de söyle. Çay gelsin, çay gelsin. Paravan açıldı gördün işte. Çay gelsin, çay gelsin. Muhabbetin yanında seçin. Çay gelsin, çay gelsin. Acele etme tanı iyice. Çay gelsin, çay gelsin. Orkestra sen de söyle. Çay gelsin, çay gelsin. Çay gelsin. Evet, sevgime bir kan gelecekler. Söyleyecekleri varmış. Dinleyeceğiz kendilerini. Ondan evvel bir VTR'miz var. Sonrasında kendilerini davet edeceğim efendim. Artık ben onunla ömür boyu mutlu olmak istiyorum. Benimle evlenmesini istiyorum. Ömrümün son durağında seni buldum yanımda. Aşkımın son baharında, son yapraksın dalımda. Her genç kızın hayali gelinlik giymektir. Gelinliği görünce kötü oldu. Benimle evlenir misin? Evet. Seni tanırım misafirim. Yersiz bir garip. Evet, yakışır bak. Bak. Ben de evlenmeliyim. Yersiz bir garibim. Bana bir yer ver kalbinde. Benimdir diyeyim. Hayalimdeki adam, adam gibi adam bana göre. Bütün ailelerinizden de güzel haberler. Le sizi tekrar burada görmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ne var ne yok? İyi diyelim, iyi olsun. Hı. Emin konuşmamak gerek. Efendim? Emin konuşmamak gerek diyorum. Konuşmamak. İyi diyelim, iyi olsun diyelim. Ha. İyi olsun. Emin konuşturmamanı gerektirecek bir şeyler mi var, bir şeyler mi oldu? Tabii ki. Aa. Hep emin konuşuyorum ama her zaman bir şey çıkıyor yani. En son sen burada elinde gelinlik, duvak, gelin ayakkabıları,
Kemal'la Reşit'in de evlenme teklif ettin, kabul etti. Ben seviyorum. Sevdiğim için evlenme teklif ettim. Gurur da duyuyorum, şeref de duyuyorum. Tabii ki sorun yaratmak isteyen insanlar yaratabiliyor yani. Ne gibi? Bilmem, kendisi bahsetsin istersiniz. Yani o gün evlilik teklifini hani bir gün öncesi beğenmemiştim, evet. Ama evlilik teklifinden önce benim zaten sorunlarım vardı. O gün o kadar güzel bir evlilik teklifi hazırlamış. Hani benim zaten aklımda o kadar soru işaretleri var ki. Evlilik teklifine o gün evet demem benim o soru işaretlerini kabul ediyor anlamına geldi. Aslında herkes öyle anladı. Ama içimde bir burukluk vardı. Tamam, her şey çok mükemmeldi ama benim içimdeki burukluk bitmedi. Evlendiğimiz zaman ailesiyle yaşamada ısrarlı. Ben kesinlikle istemiyorum. Ben aileyle yaşamam. Çünkü onun için her fedakarlığı yaparım dedim. Evet, yaparım da ama aileyle yaşamak bana göre değil. Sonuçta ben kendimin ayrı bir ailem olsun istiyorum. Ailenin içine katıp beni kızları yapsınlar tamam ama ben aynı evde yaşamak istemiyorum. Her türlü fedakarlığı yaparım diyorsun. Fedakarlığın içerisine aileyle yaşamak girmiyor mu? O bir fedakarlık değil mi? O fedakarlığı yapamayacağım. Ha. O zaman her fedakarlığı yaparım demeyeceksin. Evet. Aslında benim bildiğim sevgi emek ve fedakarlık ister. Ben sevgi göremiyorum yani. Demek fedakarlık yapmıyorsa sevgi diye bir şey yok ortada. Yok, ben ondan istediğim bir fedakarlık bu. Hangi bir 25 yaşında gencin evi var ki benim olsun? Ben yaşım 40-45 olsa benim evim olur. Ama benim yaşım 25 yani. Evet, çok genç daha. Daha ben o zamana gelmem için daha çok çalışmam lazım. Çünkü benim babam da 45-50 yaşından sonra ev sahibi oldu, o da krediyle. Öyle. Bugünlere de şükür yani. Çok şükür. Birçok insan bu durumda. Kolay değil. Ya benim annem de zamanında evlendi babamla. 4-5 sene kaynanasıyla yaşadı. Şu anda çok şükür mutlu, çocukları evli. Çocukları çalışıyor. Tamam, şu yaşta ben onlara bakıyor olabilirim. Ama yani onların bu saatten sonra çalışma gibi lüksü olamaz. Bu iş devir daimiş. Önce onlar bize baktı, bakacaklar. Biz de onlara bakacağız yani. Elimiz ayağımız tuttuğu sürece. Bu iş böyle. Onlar bizim annemiz babamız. Tabii beni ki seven bu şekilde sevsin. Beni kabul eden de bu şekilde kabul etsin. Beni kabul etmeyeni ben hiç kabul etmem. Zalim. Efendim. Şimdi geçen gün burada çok güzel bir görüntü izledik. Gelinlikler, işte çeyiz sandığı, değil mi? Evet. Çok güzeldi. Rüya gibiydi. Sevgi, şu an hani sana öyle şeyler söylemek istiyorum ki, kötü de anlamda değil. Şimdi sen başlangıcın burada, çıkarken güzel bir şekilde çıktınız. Ondan sonra ben köylü kızıyım. Şeyi verdin bize, havası verdin. Arkadaşa da aynısını verdin. Yani yaparım dedin, her türlü seninle yola baş koyarım dedin. Bunu diyen sensin. Hepimizin içinde yani. Bunu söyleyen sendin. Ve ondan daha emin konuştun. Birkan'dan. Birkan kendini geri çektiğinde sen daha emin konuşuyordun. Hani diyordun ki ben seninle her yola varım. Yanlış mıyım Zalim? Yani bunu söyleyen sevgiydi. Yeri geldi şalvar giydi. Çıktı susadım çeşmeye inmez olaydım şeyle, türküsüyle beraber. Ben bugün burada halay bekliyordum. Açık söyleyeyim. Yani hani şey gelinliği giydi. Bugün de halay bekliyordum. Yine şaşırtmadı beni. Yine beklediğimiz andı. Teşekkür ediyorum. Umut'un açalım mikrofonu. Ben Birkan annesiyle tanıştım. Çok hanımefendi, çok öyle iyi mi? Bir insan. Evet. Gerçekten mükemmel bir insan. Şimdi anneyle yaşamam diyen bir gelin adayı var. Ben o gelin adayına şu soruyu sormak istiyorum. Allah gecinden versin. Birkan'ın annesi rahatsızlandı ve Birkan'ın evinde yaşamak zorunda. Sevgi o zaman kabul eder misin? Kendi evime kabul ederim. Kendi evine kabul. İşte ben samimiyetine inanmıyorum maalesef. Çünkü şu an niye kabul etmiyorsun? Şu an o zaman niye kabul ediyorsun? Yani ben şöyle söyleyeyim. Evlerinde hani annesi babası yaşıyor ama çok misafirleri falan geliyor. Ben o gürültüyü kaldıramam. Çok yani. Misafir bereketiyle gelir derler ama bizde. Ama ben biz misafirlerden rahatsız olmuyoruz. Gelen misafirlerin başımıza gözümüz üstünde her zaman yerleri vardır. Gelmeye de devam edebilirler. Yani böyle bir düşünce çok saçma geliyor bence. Yani misafir ne demek? O zaman misafirleri diyelim ki gelmesin. Burada misafir size olan ev var mı yani? Her şurada herkesin misafir olmaz yani. Herkese misafir geliyordur yani. Herkesin bir aile kültürü yapısı vardır. Ki ya ben kalabalık aileyim. Benim evet. Başımda ben burada belirttim zaten. Ben 6 kardeşim yani. 6 kardeşiz biz. Onların 4-5 tane, her bir kardeşimin 4-5 tane çocuğu var. Yeni evlenecek olanlar var.
Ben onlara nasıl diyeyim ki gelmeyin? Benim anamın babamın mümkün evine. Mümkün mü ya? Olur mu? İşte orası Sevgi anne baba evi. İstanbul'dayken fark etti bunu. Ya adam alıp memleketine götüreydi? O zaman ne yapacak? Peki. Şadım'a bak sevgicim. Hayat mücadelelerle başlar. Herkes kayınvalidenle oturursun, ayrı da oturursun. Şimdi bu çocuk nasıl ailesine diyecek ki ben ayrı ev açmak istiyorum veya beraber oturmak istiyorum ama gelen misafir olmayacak. Senin annene bunu söylese sen kabul eder misin? Neyi? Gelen misafir, mesela varsayalım ki Birkan size üç güveyi geldi. Evet. Tamam mı? Fakat senin annene gelen giden misafirleri Birkan kabul etmiyor. Sen ne yapacaksın o zaman? Bana cevap verir misin? Hiçbir şey. O şekilde karşılıklı olsa zaten bu ilişki yürümez. Hayır hayır, bir dakika. Bana cevap verebilir misin? Ne yapacaksın? Senin annen anne de onun annesi anne değil mi? Anne. Zaten benim peki anamı babamı baş tacı etmeyelim. Ben yanlış yapıyorsun baş kızım. Yanlış yanlış. İyi de şimdi ben ya, annesini bak, babasını sevmiyorum demiyorum. Aynı evde yaşamak istemiyorum. Başka, beraber oturmak başka. Ben kayınvalideyle 30 sene oturdum. Ama bana faydalar oldu, zararı olmadı. Sen de bir gün oturursun otursun, kendi zeminini hazırlarsın. Ondan sonra bakarsın ki ayrılırsın. Çıkarsınız ayrı eve. Niye şimdiden bu kadar baskı yapıyorsun? Zaten vallahi beni seviyorsa bir şekilde ev açar yani. Ev açmak o kadar da zor bir şey değil. Vallahi çok da kolay değil. Çok da kolay değil. Ev almak gerçekten niye kolaysa, benim burada herkes beni dinliyor. Hayır, o 25 yaşında bir genç ev alabiliyorsa söz ben de alacağım. Alma ev, kiraya çıkalım. O zaman sen de çalışacaksın sevgi. Çalışırım. Çalışın baş başa verin askeri yapın. Askeri ücret 1600 TL, 2000 lira alalım hadi neyse. Ha, 1,5 milyar geçin? Kiraya, 500 milyon elektrik, su, doğalgaza ne yiyip ne içeceğiz? Ha. Hastane masrafımız, giyimimiz, kuşanımız. Hadi bir de evlendik, çocuk oldu. Ne yapacağız? Yani ben bunda sevginin sevgisine inanmıyorum. Ben zaten sevginin makyajını yetiştiremem Ali kimileri. Yani seven insan her şeye katlanır kızım. Şimdi öyle aslında Zuhal Hanım, aslında ben sevgiyi de bir yerde anlayabiliyorum. Şimdi ilk evliliği tabii ki olacak ve istiyor ki ilk yıllarında, evliliğin ilk yıllarında evliliğin içinde daha işte romantizm içeren, daha baş başa yeni evlilik hayatına uyum sağlama sürecinde daha kolay adapte olmak için baş başa olmaları tabii ki daha sağlıklı olur. Ama bunun yanı sıra da sevgi Birkan'ın koşullarında da fedakarlık yapabileceği ancak bir iş değiştirirse ya da sen maddi olarak destek verirsen karşılıklı bu fedakarlık Emin olabilir. Emin çalışırım dedi ama çalışır mısın? Çalışırım yani çalışır maddi misin? Olarak ben destek veririm ama hani evlilik düşünüyorsak evi bulsun yani hiç ev olmayacak hani bizim kira derdimiz olmasın sevgi yaşasın kiraya vereceğimizi birikim yapalım falan ben ama istemiyorum yani. O zaman benim annemin evinde yaşayalım. Ya sen fedakarlık yapmıyorum diyorsun bana o zaman kısaca. O zaman benim annemin evinde yaşayalım. Benim nerede annemin sevgilim? Evi var. Benim annem ya bir kadın erkek evinde yaşamak zorunda. Benim senin annenin yanında yani başımla üstünde yerleri var da benim senin evine gelmem uygun olmaz yani. Birkan peki maddi koşullarını iyileştirdiğinde ya, ailenden ayrı bir eve çıkma fikri aklında var mı? Tabii ki var yani. Ben de diyorum hani biraz bir zaman bir müddet bu şekilde bir devam edelim. Ailemize devam edelim de. Zaten ondan sonra Allah büyüktür ya. Elbet bize de bir kapı açılır yani. Yani sevgi de bir iş bulursa ve bu karşılıklı maddi olarak birbirinize katkıda bulunursanız ya tabii ki daha iyi olur. Çok daha iyi olur yani. Çözülmeyecek şeyler değil bunlar. Önemli olan Zuhal Hanım gerçekten de işte fedakarlık daha önce de söylemiştim. Tam da bu esnalarda devreye girecek. İşte ben o fedakarlığı göremiyorum ama Tuba Hanım. Maalesef. Yani annesinin üst katında olsun evim olsun yani ama kapısı ayrı olsun. Aynı ev içinde olmasın. Naz. Açalım Naz'ın mikrofonu. Şimdi ben başka bir bu yapılan yorumlara tam ters bir yorum yapacağım. Bilmiyorum millet nasıl karşılayacak. Ama herkesin bir aile yapısı olduğu gibi herkesin ailede yaşama hakkı olduğu gibi ama bir genç kızın da evlendikten sonra kocasıyla tek başına yaşama hakkı vardır yani. Kim olsa yani şimdiki genç kızların bence çoğusu istemez. Ben şahsen istemem. Seven insan ister ama o nasıl olacak?
Ay, vallahi ben şimdiki genç tamam, kızları bazen anlayamıyorum senin ya. Senin ailenle yaşamayı kabul ediyorsun. O zaman sen de onu seviyorsan ayrı ev ya var. Şimdiki genç kız diye bir cümle tabiri yok. Herkesin ağzında dönen şimdiki genç kız. Ya herkes gençti zamanında. Seven insansan o zaman ayrı bir ev aç. Niye ondan? Ya açamıyorsam ne yapayım, kendi canımı mı vereyim ya? Ne yapacağım? İmkanı yoksa. O da ister mutlaka ki. Ama yani yoksa imkan. Deniz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Zamanında Ahmet Bey'in burada söylemiş olduğu bir söz vardı. Bu zamana kadar duyduğum en güzel söz. Bu stüdyo pembe bir dünya. İçerisi sıcak, koltuklar da rahat. Ve sanki burası bizim evimiz gibi olmuş ama dışarıdaki gerçek mücadeleyi kimse bilmiyor. Şimdi sizler en büyük şahitlersiniz. Bundan 20-30 yıl önceki evliliklerle, 2016 yılındaki evlilikler arasındaki en büyük fark nedir? Söyler misiniz? Ben bir kelime söyleyeyim. Fedakarlık. Evet. Değil mi? Şimdiki evliliklerde saygı, güven. Karı koca çalışıyorlar, her bir zemini hazırlıyorlar. Evet. Ama yoksa ne yapsın? Ben oraya zorlayabilir mi oraya kendini? Onu bakın, söylüyor da zaten. Bir şey söylemek istiyorum. Benim annem şunu söylerdi. Ben 4-5 yaşındayken babam iki poşetle eve girdiğinde ben heyecanlanırmışım. Acaba o poşetin içinde ne var diye. Şimdi bunlar var mı? Şimdiki yaşam lüks yaşam olmuş. Bence birazcık hatalar da buradan çıkıyor. Her şeyi çok fazla, evet, çok hızlı, çok erken, evet, yaşıyoruz. Yaşıyorlar. Onun için de hatalar peşi sıra gelebiliyor. Çok çabuk tükeniyor her şey, tüketiliyor. Yani birazcık sabır, yani, sebat yaşam standartları lazım. Biraz tekamül etmek lazım. Evet. Birazcık tevekkel olmak lazım sizlerin de. Vallahi ben göstereceğim cinsimi gösterdim. Yani belki de hani sen Allah büyüktür. Bir iş, evet, kapısı açacak. Tabii ki. Bir anda eline bir toplu para geçer. Her şeyi yaparım. Zaten çekersin. Seviyorum sonuçta. Yani ben yaptığımın fazlasını tabii ki ben de isterim. Ama o da çalışırım demesi de önemli bir şey. Evet, önemli. Tam önemli ama neden sürekli bir bahane buluyor ki? Bahane ya, tam yoluna yani gidiyoruz. İlerliyor. Çok güzel gidiyor. İlla bir çukura düşüyoruz yani. Ya bu çukura ne zaman düşmeyeceğiz? Evimiz olduğunda yani ikimizin. Tamam, ev çıktı senin bence. Tamam, başka ne sorun yaptın ki? Başka bir problem de çıkacak yani. Ne çıktı? Eminim yani ben. Aynı evde yaşamam haricinde sorun yarattık. Bu sefer de diyeceksin ki çok misafir geliyor Birkan, ben misafir kabul edemem. Bunu İyi diyeceksin. İyi de misafir gelecek tamam, de günlerce geliyor, de bende kalamaz yani. Bu sefer diyeceksin ki Birkan ben gezemiyorum, hep çalışıyorum. Tatile Allah gitmemiz aşkına, lazım Deniz, Kum, Güneş. Bu şekilde konuşan bir gelin adayı misafir kabul etmiyorsa o kaynananın ne kadar sevgisi olacak ona ki? İyi şimdiden de sen kayınvalidenin kalbini kırıyorsun. Ya abla, şimdi evlilik bitti de şey mi kaldı? Misafire mi kaldı bu olay ya? Aynen. Bu ne Allah aşkına ya? Başka sorunlar var. Konu nereye gitti? Aynen. Halife abiyi bir dinleyelim mi? Uzun süredir söz istiyor. Şimdi evlilik fedakarlık istiyor. Bu arada şu arıyı bir zahmet alındı. Kimseyi ısırmasın. Ahmet tut bir dakika. Arım ve çiçeğim. Efendim. Şimdi sevgiye yükleniyoruz ama Birkan kardeşim, şimdiki nesil ayaklarının üstünde sağlam durabilmek için en azından mesela sevgi güzel bir kız diyor ki ben gencim, mesela güzelliğim var, o benim bir sermayem yani, iyi, daha iyi bir yerde olmak, mesela Birkan da öyle yakışıklı bir adam diyor, ben de diyor güzel bir hanımla diyor evlenip davul dengi dengine, ama evlilik fedakarlık ister, inanın Allah yardımcı olur. Misafir konusuna gelince, İnsanları severseniz insanlar da sizi sever. Yolunuz açık olsun ben diyorum. Ben misafir seviyorum ama günlerce benim evimde tabii ki her gün misafir ağırlayamam. Aynen. Yatılı. Şimdi sevgi şu çok yani önemli. Benim anladığım kadarıyla biraz kültür farklılıklarınız var. Ama evlilikte de zaten her ne kadar benzerlikleriniz olsa da farklılıklar da birbirini tamamladığında siz gerçekten bir ilişki ve gerçekten bir evlilik kuracaksınız. Bir kadın kültürüne ayak uydurabilirsen, uyum sağlarsan bu evlilik sağlıklı olur. Ya da bu ilişki sağlıklı olur. Şimdi ben, sen bir anda Birkan'ın kültürünü değiştiremezsin. Ya da o sendeki bir şeyi değiştiremez. Bunun yerine uyum sağlamanız gerekiyor. Evet. Ama bunları iyi düşünmeniz gerekiyor. Başında ben kendimi bu şekilde belirttim yani. Ben kendimi belirtmediğimi düşünmüyorum. Beni bu şekilde anladı ve kabul etti. Ben ona dedim kalabalık ama bir yerde yaşıyorum. Ama ben sana seninle yaşarım dedim. Ama tamam, zaten benimle yaşayacaksın. Seninle benim yaşamıyorum. Benim bir anam olacak, bir babam olacak. Kardeşlerim bir de senden var, herkes de, tamam var. Kardeşlerim gelip gidebilir. Benim ayrı evim olsa da gelip gidecek. Yeğenlerim de gelecek. Kalacaklar. Benim Adana, Türkiye'nin her yerinde akrabalarım var. Peki bir karar aldınız mı? Bugün buraya kararlı mı geldiniz? Ya ben
Bilmiyorum ya. Hep bir bahane oluyor ya. Ben artık bilmiyorum. Bunaldım ya. Hep bir bahane, hep bir şey. Bunaldın. Bunaldım gerçekten, ben bunaldım ya. Bu bir sorun, bahaneden ziyade bu bir sorun aranızda. Yani çözmeniz gereken, aşmanız gereken. Bu da size kalmış bir şey. Hani aşabilecek gücü, aşkı buluyorsanız kendinize tabii. Ama hani yok, ben bununla savaşamam diyorsan sevgi, bu çok büyük bir sorun ve aşamıyoruz diyorsan da tabii ki gene sizin tercihiniz. Ya sorun bitmiyor ki abla. Bir sorunu kapatıyorum, bir sorun başlıyor. Bir sorunu kapatmaya çalışıyorum, bir sorun başlıyor. Ne zamana kadar ben hep sorunlarla mı yaşayacağım ya? Peki ne yapacaksın? Ben de mutlu olmak istiyorum. Tamam, ne yapacaksınız? Ben mutlu ediyorum ama karşımdaki, bana karşı hiçbir mutluluğunu göremiyorum yani. Beni mutlu edemiyor. Yani? Yani ne? Sen benim sorunlarıma çözüm aramıyor musun? Hep ben mi çözüm arayacağım? Biraz da sen ara sorunları çözüm. Şaka mı yapıyorsun şu an? Ne demek şaka mı yapıyorum? Ben ne sorunum var ki benim? Ya şimdi biz eşit bir ülkede yaşamıyor muyuz? Eşitiz değil mi? Lafta biz eşitiz. Erkeklerle bayanlar eşit. O zaman benim yapamayacağımı sana göre, sen yap. Sana göre erkekle bayan eşit değil. Bunu sen çok iyi biliyorsun. Tamam işte, sözde diyorum yani, size göre eşit. Benim bana yapamadığımı göre sen yap da ben tamam, göreyim o zaman. Tamam, ben de burada defalarca söylemişimdir. Bana göre erkek bir adım öndedir diye. Bilemem, ben sadece ortada konuşan kelimeyi söyledim. Ben yapamadım da sen yap o zaman. Beni mutlu et de göreyim. Ne yapacaksınız? Bundan sonrası önemli. Kendine sorunsuz bir bayan bulsun. Yüzüğü mü verdi o? Ha. Herkes yaptıklarıyla mıdır? Hata yapıyorsunuz, yanlış üstüne yanlış yapıyorsunuz. Bence şu an hani gidin ve beraber konuşun. Yani en azından olmasa bile bunu söylemeyi borçlusunuz birbirinize. Olmayacaksa da dostça ayrılın. Zuhal tamam, Hanımcığım. Şimdi Deniz'e cevap verebilir miyim? Yok, şimdi ona cevap vermeyelim. Şimdi Birkan'ı bir sevgiye doğru uğurlayalım, sonra konuşuruz, tamam mı? Evet, Umut aramıza döndü ve onu da bir süredir bekleyen bir hanımefendiyle karşılaşacak. Onun için Umut'u karşılaştırma koltuğuna alıyoruz alkışlarınızla. Melisa'yı davet ediyorum alkışlarınızla. Seneler geçiyor, gönül ektiğini biçiyor. Bir selam lütfet, bu ne çok hasret. Gel barışalım artık. Canızım bahar geldi, dalları kiraz bastı. Yedi kat eller yakınım oldu. Gel barışalım artık. Teşekkürler. Wow. Merhaba. Merhaba. Hoş nasılsın? Geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler, siz? Ben de, ne güzel sesin var senin. Teşekkürler. Öyle. Teşekkürler. Beğendin mi Umut? Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Peki. Konuşun o zaman biraz. Tanışın. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Nereden geliyorsunuz? İstanbul, Şişli. Kaç yaşındasınız? 21. Ailenizin haberi var mı? Tabii ki de. Düşüncelerini öğrenebilir miyim? Şöyle söyleyeyim, ailem bütün kararlarıma saygı duyuyor ve sonuna kadar da arkamdalar. Tamam, çok güzel. Buradan ellerinden öpüyorum ailenizin, annenizin, babanızın. Beni ne kadar süredir takip ediyorsun? Sizi zaten bir aydır takip ediyorum. Hani Fe'yle olan ilişkiniz de bildiğim için buraya geldim. Ve bittikten sonra cesaretimi toplayıp buradayım. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Ben solistik yapıyorum. Zaten sesinizden belli. Evet. Sahne alıyor musun bir yerlerde? Alıyorum. Güzel. Canlı söylüyorsun. Hı-hı. Çok güzel. Ne zamandan beridir? Efendim? Ne zamandır yapıyorsun? 7 ay oldu. 7 ay. Güzel. Evlilikten beklentilerin nelerdir? Ya ilk önce tabii ki de güven çok önemli. Ben çok fazla saygı
sevgi hiçbir şekilde, ya tabii ki de olacak ama aşk evliliği hiçbir zaman istemiyorum. Benim için önemli olan mantık. Birbirimize güvendikten sonra bence iyi anlaşabiliriz. Mantık evliliği mi? Evet. Çünkü şöyle söyleyeyim, bazen çok saçma geliyor ama aşk evliliği bana göre sadece bir bağımlılık gibi bir şey. Bağımlılık. Yani sonuçta sevgi olduktan sonra ilerisi olur ve güven vallahi olduktan benim gibi sonra... Sevgi olsun diyorsun. Tabii ki de. Hani benim gibi aşk adamına mantıkla yaklaşıyorsun. İlerleyen zamanda belki aşık oluruz ya, o sorun değil. İlerleyen zamanlarda diyor. Başından söz nişan? Hayır, olmadı. Hiç geçmedi. Hiç evlilik yapmadım, hiçbir şekilde söz nişan olmadı. En uzun ilişkin ne kadar sürdü? Efendim? En uzun ilişkin ne kadar sürdü? 6 ay. 6 ay. Baskıcı mısındır ilişkide? Çok fazla değilim ama inatçılık var. Dediğim dedik olacak yani. Olmazsa? Anlaşırız, olur ya. Neden olmasın? Sinirli bir yapım var mı? Yok, sakinim. Sakin. Yemek yapmayı falan becerebiliyor musun? Biliyorum tabii ki de. Ne kadar güzel. Hangi takımlısın? Beşiktaşlıyım ben. Siz hangi takımlısınız? Galatasaraylıyım. Şimdi evlenince İstanbul'da mı yaşamak istiyorsun? Belirli bir yer var mı aklında? Ya onu bence şu an ne siz beni tanıyorsunuz ne de ben sizi, zaten ekrandan gördüğüm gibi geldim. Onu bence konuşarak sorun değil ya. İşim neredeyse zaten ben orada olurum. Zaten konuşarak şu an soruyorum. İşim neredeyse ben orada olurum. Aynen öyle. Bir de ben kalabalık aileyi çok seviyorum. Hani ailesiyle kalmam da hiç bir sorun değil. Demin bak sorun oldu bir çiftimizin arasında. Hayır, ben Umut'un gibi, böyle bir talebi olsa bir süreliğine atıyorum. Bir sene biz seninle evlendikten sonra gel İzmir'de ailemle yaşayalım. Tabii ki de ben çok severim yani öyle şeyleri. Severim, olur diyor. Ne güzel, bravo. Yani güzel bir şey tabii ya. Ailenin zararı olmaz ki. Faydası olur. Yani sonuçta bir de şöyle bir şey. Yani evlilikte, kusura bakmayın, evlilikte... Erkeğe sanki biraz daha yükleniliyor. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var, değil mi? Yani sonuçta iki kişi çalışırsa bu daha ilişki... Daha refah, daha ferah yüzeyiniz, evet, düzeyiniz yüksek olur. Ne tarz müziklerden hoşlanırsın? Karadeniz, pop, slow. Fark etmiyor ya. Repertuarda ne varsa ona göre ayak uyduruyoruz. Anladım. Ne tür söylüyorsun yani? Her türden söylüyor musun? Tabii ki de. Şimdi sizinle diyelim evliyiz. Ya da evliyiz demeyeyim. Evli olunca biraz daha abes kaçıyor. Nişanlıyız. Evet. Eski kız arkadaşlarımdan birini gördüm yolda. Ona selam verdim. Onunla konuştum. Buna tepkin ne olur? Eski eski de kalmıştır. Önemli olan benimle yaşadıklarım. Sen de sakin bir şekilde karşılarsın. Ben de selamlaşırım. Mümkün değil. Neden? Sen de eski eskide kalmış, ben de eski eskide kalmamış. Nasıl ben yani? Ben kabul etmem. Ben konuşamaz mıyım? Onun eski kız arkadaşıyla mı? Evet. Ha, benim eski kız arkadaşımla tabii. Hayır, ben sen eski erkek arkadaşınla konuşursun, anladım. O bir hoşuna gitti bu durum senin. Ha, benim eski arkadaşımla evet. İyi ki ya. Otururuz, çay içeriz. Oldu. Umut eski kız arkadaşıyla konuşursa ben de eski arkadaşlarımla konuşurum. Sonuçta eski sevgiliyle arkadaşlık kalmak erdemlik değil mi? Şimdi ben konuşurum demiyorum. Ben sadece sana soru sordum. Sen sıkıntı yok dedin ama ben de konuşurum dedin. Yo, ben konuşmam ya. Dediğim gibi konuşabiliriz eski kız arkadaşına. Ben de tanışırım, sorun değil. Ama çok çok böyle... Sen yapar mısın onu? Ben yapmam. Ama bir yerde rastladınız diyelim, dünya küçük, bir yerde yüz yüze geldiniz ve merhaba dersin herhalde. Ben demem. Demezsin. Ben de demem. Sen de demezsin. Demem. İyi. Gerçekten demem. O zaman sorun yok. Kuralcı mısın? Yok, fazla kurallarım yok. Tartışma esnasında ne yaparsın? Mesela seninle evliyiz, bir tartışma yaşadık.
üstüme gelir misin yoksa susmayı mı tercih edersin? Ben susarım. Bence senin sakinleşmeni beklerim. Daha sonra tekrar toparlarız. Ben sana o tartışma esnasında desem ki ben bir hafta kafamı dinlemek istiyorum. Ben de gelirim. Sen de gelirsin. Bırakmazsın. Evlilik sözleşmesi istiyor musun evlenince? Ay, bence çok saçma ya. Evlilik sözleşmesi. Öyle mi düşünüyorsun? Evet, ben öyle düşünüyorum. Karşı tarafın ne düşündüğünü bilmiyorum ama bana göre sözleşme saçma. Hem de çok neden, saçma. Neden sözleşme yapalım ki? Sonuçta anlaşarak, ya diyelim ki hani sorun oldu. Anlaşarak ayrılmak varken mantıklı yani. Sözleşme bana göre çok basit bir şey. Basit ve gereksiz buluyorum. Aynen ben öyle. De öyle buluyorum yani. Evlilikler kağıt parçası üzerine kurulu olmamalı bence. Aynen öyle. Senin sormak istediklerin var mı? Hayır, yok. Sormak istediklerin yok. Hayır. Şimdi peki bir sadece... şey soracağım. Tabii, bu. Ben şunu sorayım o zaman. Evlendiğinizde nerede yaşamayı düşünüyorsunuz? Ailenizle mi ya da ayrı mı? Evet, ben evlenince ayrı yaşamayı düşünüyorum. Ama ailemin de başımın üstünde yeri var. Tabii ki seninkiler de öyle. Gelebilirler, kalabilirler. Problem değil. Anladım. Kaç kardeşsiniz Melisa? Ben iki. Bir de kız kardeşim. Kız kardeşim. Küçük senden. 19 yaşında. 19. Güzel. Beraber yaşıyorsunuz. Hı hı. Güzel. Ne mezunusun? Efendim? Ne mezunusun? Lise bitti. Üniversiteye gitmiyorum. Eğitim alıyorum. Güzel. Eğitim alıyorsun. Güzel. Eğitim bitmez. Hayatımız boyunca kendimizi geliştirmeliyiz değil mi? Ahmet? Öncelikle... Ben uzun zamandır kriter söylemiyordum. Şimdi bugün kafama dank etti. Ha evet, söyle ya. Yok, niye söyleyeceğim? Niye? Onu da belirteyim niye söyleyeceğimi. Az önce sevgiyle Birkan olayını gördükten sonra... Şimdi biz doğuluyuz, Malatyalıyız. Bir kere bana gelecek adaylar... Talipler şeyi bilsin. Hani biz kalabalığız. Bizim misafirimiz çok. Gelelim gidelim. Ondan sonra diyorsun. Vay ben duymadım, vay ben görmedim. Olayı olmasın. Onu baştan söyleyeyim. Güzel. Yaş kriteri koymuyorum zaten. Koyduk, gördük. Bir şey söylemeyeceğim onunla ilgili. Arkadaş çok iddialı geldi. Sesi de eh diyorum. Yani. Allah Allah. Ama öyle, ben öyle hissettim daha doğrusu. Ben de kendisi zaten beğenmiyorum. Önemli olan o sahnede olmak ve gelen... Seyircilerimi coşturabilmek. Benim sahne performansım çok iyidir. Bir şarkı daha coşturabileceğiniz bir şarkı isteyebilir miyiz arkadaşlar? Olur mu? Coşturabilirim dediği için. Merak ettim. Eğer uygun olursa. Ben yok ya. Onu daha sonra yaparız bence. Bir düet yaparsınız beraber belki. Ya, tarzımız uymaz sanmıyorum ama arkadaş niye yapar. Niye var diyor bende. Repertuarım geniş diyor. Siz ne söylüyorsunuz? Belki Umut da söylerler ama. Şendoğan abi... Hoş geldiniz Melisa Hanım. Umut karşında güzel bir hanımefendi var. Dominant bir bayan. Yalnız ayrılıklarınız çok. Melisa Hanım mantık evliliği yapmak istiyor. Siz ise aşk. Şimdi ben de orada takıldım. Kusura bakmayın. Şimdi mantık deyince beni bir aydır takip ediyor. Nasıl mantık şimdi? Ne olarak mantık? Bu nasıl mantık diyor Umut. Nasıl mantık? Ya şöyle söyleyeyim, aşık olmak, lafınızı bölüyorum. Ya ilerleyen zamanda ilk önce benim için önemli olan sevgi. Tamam, bir beğeniyle diye. Gelmedin mi sen? Beğeniyle hemen aşık olunmak çok farklı, beğeni farklı, sevgi farklı. Hoşlantı, ben sevgi, sana... aşk, bunların üçü bir değil yani benim için. Tamam, sen direkt gelince mantık deyince ben orada bir düşünüyorum. Ya belki aşktan önce mi geliyor senin için mantık? Aşk ikinci planda mı? Ha, öyle diyebilir ama ya ben sana mantık evliliği yapmak şey için değil. Geldim derse orada düşünürüm. Mantık benim evliliği için. Yapmayı düşünmüyorsun herhalde bu yaşta da zaten. Yok da aşk dediğim gibi ilk önce sevdikten sonra ilerisi bence olabilir ya. Sevmek, birbirine ısınmak anladığım kadarıyla daha önemli. İşte Melisa Hanım önce dediğim gibi dominant bir bayan olmazsa olmazları var ki... Umut'u çok iyi tanıyorum. Onun da olmazsa olmazları var. Üçüncüsü Melisa Hanım sahne alıyor. Bilmiyorum Umut kardeşimiz ona nasıl bakar. Eminim Umut çaya getirecektir ama bu ayrılıklar ilerleyen zamanlarda önlerinde bir engel olacaktır. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Cansu?
Melis hoş geldin. Teşekkürler. Umut karşında öyle bir tatlı bir kız var ki. Vallahi mi? Evet. Yani çok güzel, bakımlı. Bence bir çay içmelisin. Allah'ım bana hanım hanımcık bir gelin nasip etsin. Anneme elini öptüreyim. İnşallah. Bekliyor vallahi kadın. Biliyorum, uzun süredir bekliyor. Hanife abi. Umut peşinden koşacaksın, söyle. Oo. Peşinden koşacaksın. Ya taş yani sert kaya çarptın, bu bir. Hanımefendi sağlam yere basıyor. Yani duruşu bir kere asil. Öyle ağlayan sızlayan sulu göz biri de değil. Bu bir gerçek. Teşekkürler. Valla yani dur ne var? Bu bir gerçek. Gerçekten görün bak. Ben isterim de yanılmam. Bu zamana kadar ben sana bir şey söyledim. Yorum bile yapmadım. Gerçekten güzel. Bu arada Süheyla ablacığım çiçekler de sizindi. Estağfurullah. Söyleyeyim. Aa, çok teşekkür ederim Hanife abi ya. Vallahi akıştan bazen hani... Şimdi ben de locadan birine gidecek zannettim. Niye zahmet ettin? Çok teşekkür ederim Hanif abicim. Sağ olasın. Eksik olma. Sağ olasın. Bugün çok gençlik güzel. Bayramı. Ben gençliğimi yaşamadım diyeyim. Çok hızlı yaşadık. Size bütün gençler adına veriyorum. Gençler, sahip çıkalım ailemize, vatanımıza, eşlerimize, çocuklarımıza. Eksik kalıyoruz. Onun için teşekkür ediyorum. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Bu arada ederim. Benim düğünümü stat... Ben bu çiçeği bütün gençlerimiz adına alıyorum. Düğünümü statta yapacaklar. Düğünümü statta yapacaklar. Ercan Beyler buradan teşekkür ediyorum. Öyle mi? Çatalca Spor Kulübü statta yapacaklar. Ufak bir şey eksik. Gelin yok şu an için. Yok. Onu da bulursak inşallah. O işte bende inşallah. Teşekkür ederim. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Başka yorum yapmak isteyen? Nisaner abi. Hanımefendi hoş geldiniz. Teşekkürler. Demin Umut kardeşim bir kelime kullandı da evlilik sözleşmesi. Benim bildiğim ikinci evliliklerde evlilik sözleşmesi miras açısında olur. Siz daha yeni gençlersiniz. Daha birbirinizi tanıyıp evleneceksin. Ben o açıdan seni yani bir abin olarak uyardım. Bir de hanımefendi çok güzel, nazik bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Umarım ki bir çaya davet edersin. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Çok merak ettim ya. Evet, Hakan'a da verelim. Merak et biraz da mikrofonu. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Umut'un karakteri çok güzel Zuhal abla. İyi tanıyorum ben. Yani çok süper bir insan. Bence Umut çok güzel bir hanımefendi gelmiş. Tanımanı isterim kardeşim benim. Tabii ki Şahman ablacığım. Bak oğlum, çok cici bir hanım var karşında. Teşekkür ederim. Bence çaya değil, yemeğe git. Stüdyo konuklarımız da, seyircilerimiz de galiba destekledi Şahman ablamın söylemini. Yemeğe mi gitsin Umut? Sevgili Tuğba ya. Umut'cum. Aslında Melisa Hanım'ın mantık diye bahsettiği şey, o aşktan yana, hani sadece duyguları ön planda tutmaktan yana, karşılıklı konuşabiliyorsam, iletişim kurabiliyorsam, güzel anlaşabiliyorsak, onu düşündüğüm zaman uyum sağlayacağına inanıyorsam, hayatlarımız birbirine uyum sağlayacaksa, karakterlerimiz birbirini tamamlayacaksa bu benim için daha önemli diyor aslında. Aynen. Siz çok güzel açıkladınız. Çünkü aşk... Hani hep bahsediyoruz da o çok fazla tutku ve şehvet içeren bir duygu olduğu için birçok mantığa dayalı, düşünsele dayalı birçok şeyin önüne bir engel koyabilir. O yüzden çok güzel söyledi. Mantık dediğimiz şey mantık evliliği değil ama hani az önce söylediğim gibi daha güzel anlaşmaya mantıklı ve uyum sağlamaya. Mantıklı davranmaktan bahsediyor biraz. Aslında bir yandan da haklı yani. Evet. Yani aşk. Nereye kadar aşk? Yani aşk evet kimyeviye bir takım hormonların harekete geçmesi. Aşık. Evet bağımlılık gibi bir şey evet. Ama aşık o kadar şiddetli gördüm. Bir duygu ki onun için kıza sürüyor. O kadar uzun sürse insanı yiyip bitiren bir şey olur sen biliyorsun. Çünkü öyle, o kimyevi hormonal bir şey. Yani onun için onun bir şiddeti var sonra azalarak devam ediyor. Bir sevgi, saygı, güven sonrasında çerçevesinde. Sonrasında da bitiyor. Bitti yani de ya sevgi başlıyor ya da sevgi başlayamadan ilişki bitiyor. O yüzden sevgiyle başlamaları yani daha temeli güzel aşka dayalı bir evlilikten ziyade mantığa dayalı olması daha güvenilir ve daha sağlam. Sağlıklı. Çünkü aşk bitecek olur. Eğer ki anlaşamıyorsanız aranızda karakter uyuşmazlığı varsa aşk bitti mi her şey biter. Aşk bittiğinde bunların kalması için çok bunların yakalanması lazım. Aynen. Bir yerde katılıyorum ben de sana Melisa.
tabii aşk da önemli. Yani sizler yaşlarındaki insanlar, özellikle tabii ki gençlerimiz, o şeyi de istiyorlar yani. Bir kıvılcım yakalamak da istiyorlar elbette ki. O da önemli bir şey. Peki. Başka var mı yorum yapmak isteyen? Yoksa artık açalım mı? Açalım mı Umut? Sabırsızlandı. Peki, inşallah her şey yolunda gitsin diyerek. Ama Melisa'yla bir birlikte şarkı söyleyelim. Tabii. Ne güzel. Seviniriz tabii ki. Söyler misiniz ufak bir şey? Bence ben söyledim, o bana söylesin. O sana söylesin. Ama sen şimdi profesyonel şarkıcısın. Tabii. Bence birbirinize hani eşlik edin, daha güzel olur. Ne söyleyelim? Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. İşte ben hayır. Bilmiyorum. Hayır. Hayır. O olmaz. 10 ama milyon şarkı var. Oğlum ondan bak. Ondan başkasını bilmiyorum. Ben de onu bilmiyorum. Yok başka şarkı. Ne söyleyelim? Bulalım. Ne var bugünlerde popüler şarkılardan Melisa? Bilmiyorum ki, ben bir haftadır sahneye çıkmıyorum şu an. Allah Allah. Bir haftada çıkmıyorsun diye. Ama ne söyleyeyim? Unuttun mu? Ne söyleyelim Umut? Adını dağlara yazdım. Aa, güzel. Adını dağlara yazdım. Yârim bulacağımları yazdım. Kışın masal dinlemek zor yârim. Adını dağlara yazdım. Yârim bulacağımları kazdım. Kışın masal dinlemek zor yârim. Hem ağladım hem ağlattım. Teşekkür ederim. Pardon, bu arada sevgili Sibel Can'a sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Çok severim. Kendisini, sesi de çok güzeldir. Çok da güzel yorumlamıştım şarkıyı. Selamlar, sevgiler. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sormak istediğin? Şu an yok. Canım odaya gidersek konuşuruz. Şu anki duygunu çok merak ediyorum. Heyecanlandım. Hakikaten ama. Gerçekten heyecanlandım. Yani o televizyonda izlemek farklı, burada görmek daha bir başka. Çay içeceğim. Efendim? Çay içelim. Çay içeceğim dedim Elisa. İçeriz. İçeriz. Dışarıda mı, içeride mi? Fark etmez benim için. Benim için de fark etmez. İsterseniz yemek de yiyebilirsiniz. 3, 2, 1, reklamlar. Ateşledik efendim, buyurun. Efendim bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın yine 16.25'te Fox TV ekranlarında görüşene değin, hoşça kalın diyeceğim. Ama bugün çok güzel bir gündü. Tekrar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun efendim.